ıslanıyor mu? Melekler burayı tavaf eder. Ayetler inerler. İyi geceler sevgili seyirciler. Öteki gündemle birlikteyiz. Bu gece öteki gündemde çok tartışmalı bir konuyu, kıyamet alametlerinden Mehdi ve Mesih inancının İslamiyet'teki yerini konuşacağız. Konu hakkında ilahiyatçılar ayrılmış durumda. Bazıları Mehdi Mesih inancının Kur'an-ı Kerim'de bahsedilmediğini söylüyor. Bazıları ise Peygamber Efendimiz'in hadislerinde bunun anlatıldığını savunuyor. Peki işin aslı nedir? Bu inanış nereden kaynaklanıyor? Neden insanlar bir Mehdi, Mesih, bir kurtarıcı bekleme ihtiyacı hissediyorlar? Bu bekleyiş İslamiyet'le bağdaşıyor mu? Bütün bu soruları masaya yatıracağız bu gece. Kıyametin gelmesiyle ilgili alametleri doğru biliyor muyuz? Veyahut kıyametin alameti olur mu? Birden mi gelecek? Bunları tartışacağız bu gece. Yoksa bunlar da dinimize dışarıdan giren hurafeler mi? Bunu diyeceğiz. Hocam hemen böyle kıyametin alametleri dedim. Bir bakış attınız. Ben onu gördüm prompter okurken. Konuşacağız tabii ki. Hep tartışmalı konularda. Nasıl tabii, soru işaretleriyle birlikte soruyoruz. Anladım. Peki bu gece malumunuz Profesör Doktor Mehmet Okuyan bizlerle birlikte. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Okuyan ve aynı üniversiteden Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Mahmut Aydın bu gece bizlerle birlikte öteki gündemde. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dedik ya çok tartışmalı bir konu. Ve sizlerin de sorularına yer vereceğim bu gece. Eleştirileri de alacağım. Her şeyi soracağım hocalarımıza. Sizlerin sorularını tabii ki bekliyoruz. Doğru mu diyoruz etiket olarak ve hemen başlıyoruz. Evet, öteki günden başlıyor. İki değerli isimle birlikteyiz. Mehdi ve Mesih inancını konuşacağız. Tabii ki kıyamet alametleriyle birlikte. Doğru mu etiketiyle de sorularınızı bekliyoruz. Şimdi programa başlamadan önce şunu söylemek isterim ki Bayram değil, Seyran değil, Cansu niçin Mehdi ve Mesihlik konusunu masaya yatırdı? Biz gördük ki bazı temel kavramların niye inanıldığı anlaşılmadan, doğruysa da niye inanıyoruz bunu bilmeden, yanlışsa da bunun doğrusu öğretilmeden çok büyük tehlikeli sonuçlar doğabiliyor. Mesela bir meczubun peşinden insanlar gidip ülkeyi kıyametin eşiğinden döndürebildik ama kıyametin eşiğine kadar getirilebiliyor. Bu yüzden bu meseleyi biz masaya yatıralım istedik bu gece. Ama isterim ki programa başlamadan önce kıyamet alametlerini konuşacağız. Bir takım inanışlar var. Bunlar ne kadar doğru? Tartışmalı meseleleri de üzerine gidelim, aydınlatalım isterim. Ama bir altyapı oluşturalım. Mehdi, Mesih. Bu inanışlar nereden geliyor? Nasıl dinimize girdi? Gerçekten Hazreti Peygamber'in söylemlerinde, hadis-i şeriflerinde aleyhissalatü vesselamın var mıydı? Yoksa ölümünden sonra mı rivayet olarak, rivayet kültürü olarak belki sosyolojik bir takım ihtiyaçlar doğrultusunda mı ortaya çıktı? Bunları değerlendirelim isterim. Nasıl girdi İslamiyet'e Mehdi ve Mesih inancı? Buyurun Mahmut Hocam, siz de başlayalım. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Tabii bu inancın nereden ortaya çıktığına baktığınız zaman aslında bütün dini geleneklerde bu şekildeki bir inancın olduğunu görüyoruz biz. Özellikle dinler tarihi noktasından baktığımız zaman. Şintoizm hariç hemen hemen dünyanın bütün dini geleneklerinde özellikle işte dünyanın sonuna doğru fitne, fesat, zulüm, siyasi baskılar gibi olaylar artınca ve insanlık bu olayların üstesinden gelemeyince özel donanımlı ilahi bir kurtarıcı beklentisi içerisine giriyorlar. Bu bağlamda baktığımız zaman örneğin Zerdüştlük'te böyle bir Praşay Şiva diye bir ilahi kurtarıcı beklentisi olduğunu görüyoruz. Sabilikte, Maneizm'de olduğunu görüyoruz. Yahudilikte, Hristiyanlık'ta olduğunu görüyoruz. Hinduizm'de Kalki adlı bir ilahi kurtarıcı inancının olduğunu görüyoruz. Budizm'de Maitreya inancı, yani adlı bir kurtarıcı inancının olduğunu görüyoruz. Peki soru belki şöyle sorabiliriz. Niye bu din mensupları bir takım başlarına gelen olayların üstesinden gelemeyince İlahi kurtarıcı inancı beklemeye başlıyorlar aslında. Bu noktada bakmamız gerekiyor olaya. Yahudilikten mi geliyor bu mesele? Çünkü yok, Yahudilikten daha öncesi var. Yani tabii dedim ya, bütün dini geleneklerde hemen hemen bu var. Eski kadim geleneklerde de var.
Ama Orta Doğu coğrafyası bağlamında konuşursak bundan en eskisi Zerdüştlük olarak karşımıza, yani Mecusilik en eskisi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Yahudiliğe girişinde de Mecusiliğin etkisi var. Örneğin Yahudiler Mısır'da baskı ve zulüm hayatı yaşıyorlardı. Hazreti Musa döneminde Mısır'dan çıkarıldı ve Filistin topraklarına getirildiler. Ve bu dönemde hiçbir Mesih inancı yok. Ondan sonra krallar dönemi geçiyor. Evet. Davut döneminde imparatorluk kuruluyor. Büyük İsrail Krallığı kuruluyor. Süleyman döneminde mabet inşa ediliyor. Fakat Süleyman dönemi sonrası Süleyman'ın oğulları arasında taht kavgası yaşanmaya başlayınca imparatorluk ikiye ayrılıyor. Önce Asurlular tarafından biri yok ediliyor. Daha sonra da M.Ö. 586'da Babililer Kudüs'ü işgal ediyor ve mabeti yıkıp Yahudilerin büyük bir bölümünü, özellikle de önde gelenlerini Babil'e sürgüne gönderiliyor. Tam işte Yahudilikte bu sürgün sonrası dönemde başlıyor ilahi kurtarıcı inancı. Ama Yahudilikte şöyle bir fark var galiba diğer inanışlarla birlikte, maddi bir bekleyiş. Evet. Çünkü sürgüne gönderildikleri için, sürgünde yaşadıkları için, yurtları işgal edildiği için, mabetleri yıkıldığı için, özellikle burada da Babil'de Mecusiliğin de etkisiyle Davut soyundan, yani o kendilerine o büyük İsrail krallığını kuran kralın soyundan bir ilahi kral kurtarıcı beklemeye başlıyorlar. Hı hı. Zaten ileride de söyleyeceğiz belki, Yahudilikle diğer dinlerdeki kurtarıcı inancının en önemli farkı burada yatıyor. Hı hı. Yahudilikte gelecek olan kurtarıcı, yani Mesih, kral Mesih'tir ve tekrar Davut soyundan gelecektir ve Davut dönemindeki büyük İsrail krallığını kuracaktır. Ama diğer dini geleneklerde beklenilen Mesih ise manevi Mesih'tir. Yani dünyanın sonuna doğru, yine dünya içinden çıkılmayacak olaylarla karşılaştığında dünyanın sonuna doğru gelecek. Hangi dinden geliyorsa o dinle inananlarla dünyayı dolduracak. Ha, şimdi burada şunu söyleyebilir miyiz bunun sosyolojik olarak temeline baktığımızda? O zaman herkes böyle bir bunalmışlık, bir artık yaşamama isteği ve dünyanın sonu elbette gelecek, bu sıkıntılar bitecek ama herkes de bir güzel son beklentisi. Dolayısıyla evet, bu güzel son beklentisiyle birlikte diyor ki hani ben hangi dine mensupsam o din hakim olacak bu sonda. Kesinlikle, yani ortak payda bu zaten. Yani en son hangi dinden gelecekse Mesih, dünyayı ona inananlarla dolduracak. Hı hı. Bir kere Hristiyanlıkta da bu şekilde ifade ediliyor. İslam kültüründe de bu şekilde ifade ediliyor. Sabilik, Maneizm ve Mecusilik'te de bu şekilde ifade ediliyor. Aslında olay biraz şuradan başlıyor. Hani bir atasözü vardır, herkes kendi kapısının önünü süpürsün diye. Biz kendi kapımızın önünü süpürme zahmetinde bulunmadan başkalarının gelip bizim kapımızın önünü süpürmesini istememizden kaynaklanıyor. Yani bunun siyasi olayları var, sosyolojik olayları var. Mesela Hristiyanlıkta da benzer bir durum söz konusu. Örneğin Hristiyanlıkta da işte İsa geliyor, insanlara bir takım öğretilerde bulunuyor. Fakat çok başarılı olamıyor. Ve bir müddet sonra öldürülmekle karşı karşıya kalıyor. Evet, öldürülmekten kurtarılıyor ama başka bir şekilde, topu programın ileriki saatlerinde muhtemelen gelecek bu konuda, başka bir şekilde öldürülüyor. Dolayısıyla yarım bıraktığı bir iş söz konusu oluyor İsa'nın. Bunun üzerine Hristiyanlar da dünyanın sonuna doğru İsa'nın tekrar yeryüzüne gelip, çünkü onlar İsa'nın üçüncü günde ölümden dirilip gökyüzüne çıktığını ve dünyanın sonuna doğru tekrar gelip o başlangıçta kuramadığı tanrısal krallığı kurup önce kendilerine inananlarla gökyüzüne çıkacak, inanmayanlar yok edilecek, ondan sonra kendine inanılabilir gökyüzünden yeryüzüne inip 1000 yıl sürecek bir Hristiyan imparatorluğu, bir altın çağı başlatacak. Yani buradaki espri de, eğer İsa geldiğinde o krallığı kurabilmiş olsaydı belki de Hristiyanlıkta Mesih beklentisi olmayacaktı. Yahudilikte Babil sürgünü olmamış olsaydı, yani Büyük İsrail Devleti yıkılmamış olsaydı, muhtemelen böyle bir Mesih beklentisi olmayacaktı. Şimdi buradan İslam kültürüne geldiğimiz zaman, baktığınız zaman Muaviye dönemine kadar İslam kültüründe herhangi bir kurtarıcı beklentisinin olmadığını görüyoruz. Yani Hazreti Osman döneminin sonundan sonra, evet, Hazreti Ali dönemiyle birlikte. Orada başlıyor, yani kırılmalar orada başlıyor, İslam, siyasi olaylar başlıyor. Tabii, İslam devlet olarak, İslamiyet
İslam devleti o dönemde güç kaybetmeye başlıyor. Tabii Hazreti Ali Osman, Hazreti Osman döneminde duraklamaya geçiyor. Hazreti Ali döneminde işte siyasi olaylar var. Cemel Savaşı, Siffin Savaşı, diğer bölünmeler var ama kurtarıcı beklentisi Muaviye döneminde başlıyor. Bunun sebebi de şu. Çünkü Muaviye iktidarı haksız bir şekilde aldıktan sonra özellikle Ali taraftarlarını, Hazreti Ali taraftarlarını hem iktidardan uzaklaştırıyor hem de onları baskı altına alıyor. Dolayısıyla İslam kültüründe ilk kurtarıcı inancı Hazreti Ali taraftarlarında, daha sonra Şiilik olarak ortaya çıkan Hazreti Ali taraftarlarında başlıyor. Çünkü bunlar ezildikleri için, iktidardan uzaklaştırıldıkları için ve kendi hakları olan iktidarı Muaviye, Emevilerin gasp ettiğini düşündükleri için, Hazreti Peygamber'i de örnek model olarak aldıkları için Hazreti Peygamber'in soyundan ilahi bir kurtarıcı beklemeye başlıyorlar. Bu Mesih mi? Çünkü ilahi olunca Mesih, Mesih olunca hidayete erdiren. O Mehdi onu müjdeleyen olarak yani kaynaklarda ifade ediyor. Tabii orada da hocam da ifade edecektir onu. Mehdi'nin iki tane anlamı var. Önce hidayete eren, sonra erdirecek. Yani kendisi yani önce doğru yola sevk edecek. Kendisi önce kurtulmuş olacak. Mesela bak, Gnostik inançlar vardı. İşte o Sabilik, Maneizm, Mecusilik gibi. Mesela bunlarda mürşitsiz kurtuluş mümkün değildir. Dolayısıyla kişinin kurtuluşa ulaşabilmesi için mutlaka bir mürşide, yani daha önce kurtulmuş olan bir mürşide ihtiyacı vardır. Ona bağlanarak ancak kurtuluşa ulaşabilir. Dolayısıyla Mehdi de burada önce kendisi hidayete ermiş olacak ki ondan sonra da insanları hidayete erdirsin üzerinden bakılıyor. Peki o kişinin kurtulmuş olduğunu nasıl test ediyorlar? Peşinden gitmesi. Valla şu ana kadar bir sürü geldiğini söyleyen var ama insanları peşine sürükleyen hiç görmedik. Yani Mesih de görmedik. Yani şey anlamında, o süper ilahi donanımda henüz görmedik. Dolayısıyla aslında gerçekten ben de merak ediyorum. Ne zaman gelecekse, bir an önce gelse de bizi de görsek. Ama herhalde bir türlü kabul edemeyeceğiz. Çünkü hangi gruptan geliyorsa öteki onu sahte diye nitelendiriyor. Herkes kendisininkinin ilahi olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Burada aslında bir noktanın altını çizmek lazım. Bu kurtuluş inancı bence çok önemli dinlerde. Yani kurtuluş bireysel midir? Yani bireysel çabalarla, kişinin kendi emeğiyle kazanılan bir olgu mudur? Yoksa ilahi olarak bahşedilen veya birine yapıştığınız zaman birinin önderliğini işte veya mehdiliğini veya mesihliğini veya kurtarıcılığını kabul ettiğiniz zaman onun vasıtasıyla ulaşabileceğiniz bir şey midir? Çünkü bu Mehdi inançları, Mesih inançlarına da bunun ciddi anlamda etkisi var. Mesela dinler tarihine baktığımız zaman bazı dini geleneklerde otomatik kurtuluş vardır. Örneğin Hristiyanlıkta, özellikle Protestan kolda, İsa'nın kurtarıcılığına iman ettiğiniz zaman sizin eylemde bulunmanıza, yani salih amelde bulunmanıza gerek yoktu. Çünkü siz zaten ilahi inayeti elde ettiniz, otomatik olarak kurtuluşa buradan ulaşacaksınız. Yahudilikte bireysel ibadet önemlidir ama orada da seçkin kavim düşüncesi vardır örneğin. Yani siz zaten seçilmiş kavim olduğunuz için eninde sonunda mutlaka kurtulacaksınız. Mesela Yahudi inancına göre en günahkar Yahudi cehennemde bir yıldan az kalacak. Hani bir yıl bile kalmayacak. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor, işte onlar ümmilere karşı yapıp ettikleri karşısında diyorlar ki bizim bu ümmi topluma karşı yapıp ettiklerimizden sorumlu değiliz. Bunlara yaptıklarımızdan dolayı çok 3-5 gün cehennemde kalır çıkarız. Yüce Allah da onlara meydan okuyor. Eğer samimiyseniz buyurun ölümü temenni edin. Yine mesela Gnostik inançlarda dediğim gibi mürşitle kurtuluşa ulaşıyorsunuz. Mesela Budizmin, Mahayana Budizminde din adamları otomatik olarak kurtulmuşa ulaşan kişiler olarak kabul edilir ve bunların görevleri diğer insanları kurtuluşa ulaştırmaktır. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. Bizim geleneğimizde de, İslam kültüründe de biliyorsunuz işte tarikatlar vardır, cemaatler vardır. Evet, bunlar olacaktır. Bunlar sosyolojik vakadır. Yani bunu yasaklayamazsınız. Çünkü bunlar benim nazarımda bir eğitim kurumudur. Eğitim kurumundan öteye bunlar asla geçmemelidir. Ama sıkıntı şu, bakıyorsunuz sosyal medyada bunları görüyoruz. İşte falanca tarikatın falanca kolundansanız size sorgu melekleri soru bile sormayacaklar. Hatta kazaen bilmeden sorarlarsa oradan olduğunu tespit edildiğinde çok özür dileriz, sizi tanıyamadık, buyurun sizi cennete sokalım diyecekler. Böyle bir inanış Kur'an-ı Kerim'de yok. İslam'da yok. İslam bunu öngörmüyor. İslam tamamen
kişinin kendi eylemleriyle kurtuluşa ulaşmasını öngörüyor. Evet, cemaatler olabilir, tarikatlar olabilir. Onlar da okul gibi bunları düşünmemiz lazım bizim. Nasıl diyelim ki biz fakülteye gelen öğrencilere bilgiyle donatıyorsak ve onlara ileride onları mesleğe hazırlıyorsak, bu türlü oluşumlar da manevi açıdan insanları yetiştiren, eğiten veya topluma hizmet noktasında daha iyi insan yapan kurumlar olmak zorundadır. Eğer böyle olmazsa, işte o zaman bir takım Mehdi, Mesih, ilahi kurtarıcı veya bir takım ulvi sıfatlarla ortaya çıkan bir takım figürler, bir takım karizmatik liderler görürüz ve bu karizmatik liderler de baktığınız zaman İslam dünyasında hep bizi felakete sürükleyen örnekler olmuşlardı. Bakın bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki ben öğrencilerime dinler tarihi anlatıyorum. Ve onlara diyorum ki siz benim dediklerimi yaparsanız okulu bitirdiğinizde otomatik olarak öğretmen olacaksınız. Şimdi böyle bir şey söylesem onlara ne derler bana? Herhalde hoca bunadı falan derler. Ya da kendini ne zannediyor? Yani bizi nasıl otomatik olarak bu mesleğe atayacak kendisi? Ama ne şöyle dersem onlara ben, arkadaşlar ben size bilginin yolunu öğretiyorum. Eğer bunları takip ederseniz, gerekli sınavlardan başarılı olursanız sonunda siz öğretmen olursunuz veya bir devlet memuru olursunuz veya bir başka meslek sahibi olursunuz dersem doğruyu söylemiş olurum. Dolayısıyla bu türlü oluşumların da kendilerini bu şekilde ifade etmeleri gerekiyor. Çünkü kendisinin kurtulacağı belli olmayan insanın başkasını kurtarma, otomatik olarak kurtarma hakkı olması mümkün değildir. Ki Hazreti Peygamber kendi kızına söylüyor bunu. Babanın peygamber olmasına güvenmedi. Cenneti kendin kazanacaksın diyor. Şimdi eğer peygamber kendi kızını kurtuluşa ulaştıramıyorsa, otomatik olarak onun eylemlerinden bağımsız olarak onu bir yerlere taşımıyorsa, peygamberin dışındaki insanların bunu taşıması nasıl mümkün olacak? Nasıl mümkün olacak? Bu soru işareti ile Mehmet Hoca'ya dönelim çünkü bunun üzerine çok fazla şey konuşacağız. Hocam şimdi Mahmut Hoca aslında sosyolojik olarak diğer dinlerde bu inanışın nasıl başladığından bahsetti. Ben İslamiyet kısmında size sormak isterim. Muaviye döneminde görüyoruz ilk olarak dedi Mahmut Hoca. O dönemde bu inanışların nüvesi İslam dünyasında var mı? Şimdi mesela ben otursam, hadi ben bir şey uydurayım desem, böyle bir şey uyduramam. Demek ki sosyolojik olarak bu inanış toplumda vardı. Peki şunu söyleyebilir miyiz? O dönemde tabii ki Hristiyanlar ve Yahudiler İslamiyet'e girdiler. Ama bunların egemen olduğu bir toplumda İslamiyet yayılmaya çalışıyor. Ve bu inanışların nüvesi orada vardı. Ve dolayısıyla bu etki buradan kaynaklanarak mı geldi nüvesinin olduğu için? Peki niye girdi, niye böyle bir ihtiyaç hissetti İslam dünyası böyle bir inanışı almak için? Eğer sonradan alınmış bir inanışsa. Tabii ki sonradan alınmış. Bir defa bunda hiç tereddüt yok. Neden yok? Başlarken ifade ettiniz niye böyle şeyler oluyor diye. Ben niye oluyor kısmına biraz etraflı bir cevap vermek istiyorum. Buyurun, tabii. Eğer orayı iyi oturtabilirsek, dolayısıyla İslam dünyasında niye böyle şeylere itibar edildiğinin cevabı da bir çeşit zımnen işin içerisinde bulunacak. Şimdi bir toplumun, Müslüman toplum üzerinden düşünelim, bir toplumun dini inanç sahibi olması toplum fertlerinin birer ihtiyacıdır. Yani fıtraten böyle bir ihtiyaç herkeste var. Bir kısmı bu ihtiyacı ihtiyaç olarak bastırır, ona hayat hakkı vermez. Bir kısmı bu ihtiyaç doğrultusunda arayışlara girer. İslam insanın yüreğine hitap eden ama aklını kullanmasını ısrarla isteyen, inancın bilgiyle buluşması gereği üzerinde duran bir sistemin adıdır. Allah'a teslimiyet anlamında. Şimdi insan bir şeylere inanma ihtiyacındadır. Böyledir yani. Reddetmek de aslında inanılması gereken şeyin zıddına inanmaktır. Yani bir grup bir şeye inanıyor, öbürü onu reddediyorsa o da onun tersine başka bir şeye inanıyor demektir. Yani mutlak inkar diye bir şey esasında yoktur. O da başka bir şeye inanıyor. Şimdi mühim olan İslam toplumunda işte Hicri 1. asırda, 1. asırın
işte son çeyreğinde filan, o sıralarda meydana gelen bir inanç ithali bu. Bize literatürde bu tür ithal bilgilere İsrailiyat deniliyor. Teknik isim olarak böyle bir adla anılır bu tür bilgiler. Aha. Şimdi İsrailiyat denen şeyler esasında üç türlüdür. Bunların farklı kültürlerde olup da o farklı kültürlerde kaynağı bilinen, bizim kitabımıza da uygun olan bilgiler vardır. Yani bunlar, sıfatı bilinip kitaba uygun olanlar, bunları evet, kabul ediyoruz. Ha, bunlar kabul edilebilir şeylerdir. Yani Kur'an'ın dışında insanoğlunun inandığı her bir şey yanlıştır diyecek halimiz yok. Çünkü onların da önemli bir bölümünün kaynağında neticede bozulmuş olsalar bile ilahi bir bilgilendirme sistemi vardır. Öyle bir süzmeye tabi tuttuğunuz zaman, kaynağını biliyorsanız, kitaba da aykırı değilse, uygunsa bunlar kabul edilebilir. Bunun tam tersi olanlar vardır. İşte kaynağı bilinmiyor, kitaba da uygun değil. Bunlar doğrudan reddedilmelidir. Asıl işte sıkıntılı olanlar, bu ikisi arasında dönüp dolaşan bilgiler var. Şimdi kitaba uygun mu, değil mi? Bir takım yani referans bulma sıkıntısı çekiliyor. Kur'an'dan delil bulma sıkıntısı var. Rivayetler şüpheli. Evet, sıhhati şüpheli olan şeyler var. Şimdi Peygamberimizden nakledilen bir rivayette, buyuruyor ki Peygamberimiz, işte Yahudiler Tevrat'ı İbranice okurlardı, İslam'ın geldiği dönemde. Fakat bunu Arapça tefsir ederlerdi. Peygamberimiz etrafındaki müminlere diyor ki, la tusaddikuhum ve la tukezzibuhum. Yani onları ne tasdik edin ne de yalanlayın. Ve kulu, şöyle deyin, amennâ billahi ve mâ unzil. Biz Allah'a iman ettik ve Allah tarafından indirilenlere iman ettik deyin. Karışmayın, böyle sıkıntılı şeyler varsa ne pat diye hemen inkar edin ne de hemen kendinizi kaptırın. İkisinin arasında dikkatli bir duruşunuz olsun. Bir rivayette böyle geçiyor. Başka bir rivayette buyuruyor ki Peygamberimiz, Belliğu anni velev ayeten. Bir ayet olsun benden tebliğ edin. Ve haddisu an beni İsrail'e. İsrailoğullarından da nakillerde bulunun. Ve la harace. Bunda sorun yoktur diyor. Şimdi rivayet iki tanesi birbiriyle pek uyuşmuyor gibi görünüyor olsa da nakledilen malzemelere baktığınız zaman her iki rivayetin de doğru olduğunu o malzemeler üzerinden anlayabilirsiniz. Yani kaynağı belli olanlar vardır, onların aktarılmasında bir sorun yoktur. Ama kaynağı belli olmayıp kitaba uygunluk noktasında tereddüt bulunanlar varsa onlarda da biraz teenni ile hareket edin, dikkat edin demeye getiriyor. Şimdi bu mesele de bir defa kabul edenlerinin de itiraf ettiği üzere mehdilik konusu hiçbir şekilde ne doğrudan ne işareten ne dolaylı olarak Kur'an-ı Kerim'de asla geçmiyor. Hiçbir şekilde Kur'ani bir referans üzerinde hiç kimse bir ayet üzerinden bir şeyler söyleyemez. Peki ne kalıyor geriye? Geriye rivayetler var. Peki bu rivayetler daha çok ne zaman bizim kültürümüze girdi diye bakıyorsunuz. Yani bu rivayetlerin ne zaman girdiğiyle alakalı da herkesin üzerinde ittifak ettiği bir tarihi dönem söz konusu değil. Yani Hicri 3. asır diyenler olduğu gibi Hicri 2. asır diyenler, hatta işte 1. asırın sonları diyenler var ama hadisler Peygamberimiz sağken yazdırılmadığı için bunlar belli bir süre sözlü birer bilgi olarak nakledildikleri için bunların doğrudan ne zaman yazıya geçirildiği ve yazıya geçirildiği zaman ne kadar doğru olup olmadıklarını o dönem itibariyle test etme imkanı şimdi olduğu gibi elde yoktu. Şimdilerde o malzemeyle hep yüz yüzeyiz. Yani bizim hadis kültüründe daha çok Şia kültüründe çok yoğun bir şekilde bunun yer aldığını biliyoruz. Şii mezheplerin hemen hemen tamamında isimler üzerinde ittifak edilmemiş olsa da olayın kendisi üzerinden çok yoğun bir bilgi malzemesi var Şia kaynaklarında. Onlardan bize geçtiğini düşündüğüm, hiç hatırı sayılır
belli bir oranda rivayetler var. Ancak bu rivayetlerin doğru olup olmadığı noktasında filanca kitapta yer alıyorsa doğrudur diyebilecek bir rahatlığın içerisinde değiliz. Çünkü bize bu rivayetlerin nakledildiği kitaplar peygamberimizden en yakın tarih itibariyle 2,5 asır sonrasına da yakındır. 2,5 asır. 2 asır, 2,5 asır. Bu öyle 2 gün, 2,5 gün, 20 sene filan değil. 200 sene üzerinden konuşuyoruz. Böyle olunca sadece bu meselede değil Cansu Hanım. Yani Mehdilik, Mesihlik konusunda değil. Bütün konularda dini içerik arz eden ne kadar konu varsa bu konularda doğru bir metodun sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Bir tane metodumuz olacak. Şimdi herkes şunu diyebilir. Filanca kitapta yazdıysa doğrudur. Peki. Hocam o metodu reklamdan sonra alalım mı? La havle ve la kuvvete illa. Şunu bitireyim. Ama çok kız hocam şimdi diyeceksiniz ki hep bana gelince reklam alıyor ama 10 dakikadır konuşuyorsunuz zaten. Ne peki? Peki bir reklam verelim, dönüşte devam edelim. Çok kısa bir ara. Evet, ötek gündem kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir aranın ardından Mehdi ve Mesih inancını konuşuyoruz. Dinler tarihi açısından ve tabii ki bu meselenin İslamiyet açısından ne kadar doğru olup olmadığını da masaya yatırıyoruz. Bu gece doğru mu etiketiyle birlikte sorularınızı da bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan ve Doktor Profesör Doktor Mahmut Aydın'la birlikteyiz. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden iki kıymetli isim. Şimdi ben sizi bölmek durumunda kalmıştım araya gitmek için hocam. Dinler hakkında bir şeylere inanırken nasıl bir metot izlememiz gerektiğinden bahsediyordunuz. Buyurun lütfen. Evet. Tam da orada kalmıştık. İnsanların din adına bir takım inançları olacak. Bir şeye inanacak bu adam. Yani peki neye inanacak? Dinin inanç esaslarını kim belirler? Hı. Din kime aitse esasını da o belirler. Kur'an Zümer suresinde gayet açık bir şekilde hem de vurgulu bir ifadeyle Zümer suresi 3. ayette buyurur ki Rabbimiz Ela lillahi dinul halis. Dikkat edin, arı duru, sapasağlam din sadece ve sadece Allah'a aittir. Din Allah'a ait bir kurumdur. Bunda zerre kadar şüphe yoktur. O zaman dinde nelere inanmak lazım gelir, nelere reddetmek lazım gelir. Bunun ölçüsünü dinin sahibi belirler. O zaman biz Allah'ın ne dediğine bakacağız. Mehdilik ve Mesihlik konusunda Rabbimiz ne diyor? Bir şey diyor mu acaba? Çünkü bu bir süre sonra inanç esası haline getiriliyor. Eğer bu inanç esasıysa dinde inanç esaslarını belirleyen kudret dinin sahibi olduğuna göre bunun delilini Kur'an'dan arayacağız. Kur'an'da var mı yok mu? Efendim her şey Kur'an'da olmak zorunda değildir. Çıkışı var hemen. Evet çok önemli. Çarçabuk. Mesela işte haramlar, bütün haramlar yok. İşte namazı nasıl kılacağımızı Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiyoruz. Sonuçta temel görevlerimiz tabii ki var ama detayları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden öğreniyoruz. Evet, çoğunlukla. Pratikleri Peygamberimizin hayatından öğreniyoruz ama şu unutulmasın. Bu sorunun akla gelmesi çok doğal bir doğal. Zaman. Tabii ki yani o akla gelen soru olduğuna göre elbet bunun cevabı da var yani. Hı-hı. Biri böyle bir şey diyorsa bu soruya cevap da verecek. Yani şöyle kısa yoldan kestirme bir şekilde din denen şey kitaptan ibarettir, başka bir şey yoktur anlamına gelebilecek bir söz bizim ağzımızdan çıkmaz. Din Allah'ın belirlediği esasların bütünüdür. Peygamber o esasların hayatta nasıl uygulanacağını gösteren rol modeldir. Yani Kur'an ona üsve-i hasene der. Yani bir peygambersiz din algısı üzerinden bir söylemin kapısını aralıyor filan değiliz. Bundan Allah'a sığınırım. Asla ve kat'a böyle bir şey yok. Hatta şunu bir daha vurgulu bir şekilde söyleyeyim. Biz birer Müslüman olarak Hazreti Peygamber dönemindeki sahabilerden bugüne ve kıyamet sabahına kadar bütün Müslümanlar Kur'an'a imandan önce Hazreti Muhammed'e iman etmek zorundadır. Yani bir adamın Hazreti Muhammed'in peygamberliğine dair bir tereddüdü varsa o adamın Kur'an'a inanmak diye bir meselesi olamaz.
Yani peygambersiz bir din üzerinden herhangi bir sunum yapılıyor değildir asla. Ancak bu işin en doğru tarafıdır, eyvallah. Fakat istismar edilen tarafları da vardır. Nedir? Peygamberimize nispet edilen rivayetlerin ona ait olup olmadığı meselesi. Bu mesele görmezlikten gelinemez. Filanca sayıda kitapların yazılmış olması o sözlerin her birinin sahibinin Hazreti Peygamber olduğunu göstermez. Böyle bir ölçümüz yok. Bizim ölçümüz ve hani sağlam bir inanca sahip olma iddiasında olan insanların ölçüsü bu rivayetlerin Kur'an'a aykırı olamayacağı prensibini çalıştırmalarıdır. Bunun için rivayetlerin yer aldığı kitapları kategorize edip filanca kitaplarda yer alıyorsa doğrudur, filancalarda yer arıyorsa ise biraz sıkıntılıdır ama filancalarda yer alıyorsa bu doğru değildir. Böyle bir ölçü olmaz. O zaman bir mezhebe göre belli kitaplar geçerlidir, öbürüne göre öbürleri geçerlidir. Üçüncüye göre ikisi de geçerli değildir. Bir üçüncü kaynak üzerinden bir metot ya da bir ölçü geliştirebilirler. Bu istismara açık, subjektif bir belirlemedir. Bunun ötesine geçmek ve adına Müslüman denen herkesin zerre kadar tereddüt gösteremeyeceği bir hakeme ihtiyaç vardır. Bu hakem Allah'ın vahyidir, Allah'ın kitabıdır. Hangi konuda olursa olsun, hangi rivayet, hangi kitapta yer alıyor olursa olsun, o konunun ve ilgili bilginin din adına geçerli olup olamayacağının ölçüsü Kur'an'a uygunluk şartıdır. Kur'an'a uygunsa doğrudur, Kur'an'a aykırı ise yanlıştır. Gelin şimdi oradan Mehdiliğe. Evet, yani bu kurtarıcı arayışına Kur'an-ı Kerim nasıl bakıyor? Ha, bakın işte, değil mi? Şimdi bir adam diyebilir ki, filanca biri kurtarıcıdır. Tamam, size göre kurtarıcı o. Öbürü der ki, yok bize göre de şudur der. Şimdi toplumda öyle değil mi? Herkesin kendine kurtarıcı gördüğü, ilan ettiği bir takım sembol, şiar kabul ettikleri insanlar var. İyi, peki böyle bir şey var mı Kur'an'da? İnsanların insanları hidayete erdirebileceğine dair Kur'ani bir referansımız var mı? Çünkü konu çok ciddi, iddia çok büyük bir iddia. Kurtarıcı adam. Bakalım Kur'an bu konuda sessiz kalıyor olamaz. En başta söyledim. Kur'an'da hiçbir ayette Mehdilikle alakalı doğrudan, dolaylı, zımni, işaret, en küçük bir bilgi yoktur. Geriye rivayetler kalıyor. O rivayetlerin geçerliliği de Kur'an'a aykırı olmama şartına bağlıdır. Mehdi'ye ne diye inanıyor insanlar? Biraz önce Mahmut Bey'in söylediği gibi Mehdi kelimesinin iki tane anlamı var. Arapça kalıp olarak Mehdi kelimesi hem ismi fail hem ismi mef'ul kalıbıdır. Yani hem kendisi hidayete eren hem kendisi başkalarını hidayete erdiren demektir. Kullanılan bu. Ama bu kelime Kur'ani bir kelime değil. Kur'an'da geçmez bu. Kurtuluşla alakalı bu kitap ne der? Şimdi bir takım ayetler okuyalım. Bu kadar önemli bir meselede kitabımız sessiz değil. Gayet net ifadelere sahiptir. Mesela kardeşlerim takip etsinler. Fussilet suresi 46. ayette, Câsiye suresinin 15. ayetinde aynen şöyle bir ifade var. Men amile salihan feli nefsihi ve men esa'e fe aleyha. Kim iyi bir iş yaparsa kendi için yapmış olur. Kim bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Kendisi üzerinden sorumluluk tarif edilir. Bir sürü ayet var. Onlarca şimdi burada bir çırpıda... Yani kişiyi yakacak olan da, kurtaracak olan da kendisinden başkası değildir. Evet. Hani bunu slogan olarak söylemeyeyim, ayet olarak söylemek istiyorum. Ayeti okumayınca adam zannediyor ki bu Mehmet Okuyan'ın kendi fikri. Hayır, ben kendi fikrim değil. Ben din adına Kitabullah'tan referans almadan konuşmam. Çünkü o çok büyük bir vebali getirir. Kafamıza göre din üretecek halimiz yok. Bana göre şöyle. Sana göresini kimse merak etmiyor. Allah'a göresini söyleyeceğiz. Allah'a göresini söyleyeceksek Kitabullah'tan konuşacağız. Kitabullah önümüzde ve bu konuda onlarca ayetiyle bize sesleniyor. Kardeşlerimin hemen hemen hepsinin yatsı namazlarından sonra camilerde dinlediği Amener Resulü diye siz gayet iyi biliyorsunuz. Onun ikinci ayetinde şöyle bir cümle var. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha.
Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bu şu demektir. Allah bir şey yap diyorsa o yapılabilir bir şeydir. Ve nihayet leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Kişi, nefsi ne iyilik yaptıysa kendi lehinedir, ne kötülük yaptıysa kendi aleyhinedir. Bitti. Sorumluluk şahsidir. Biri birinin adına bir şey yapamaz. Bakara suresinde şöyle ayetler de var. İki tane ayet var Bakara suresi. Biri 134, biri 141. ayetler. Bu toplumsal etkileşim bağlamında bizi yönlendiren bir ayet. Aynı metne sahip. Tilke ümmetun kad halet. Leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm. Ve la tüselûne amma kânû ya'melûn. Onlar birer ümmetti, geldi geçtiler. Onların yaptıkları kendilerine, sizin yaptığınız sizedir. Onların yaptıklarından asla sorumlu tutulmayacaksınız. Maide suresinde buyuruyor ki Cenab-ı Hak, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, aleyküm enfuseküm, siz kendinize bak. Herkes kendisinden sorumludur. Biz, başkası bizi gelip kurtaramaz. Böyle bir Kur'ani referansımız yok. İsra suresi 15. ayet. Men ihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsi. Kim hidayete ererse kendisi için hidayet ermiş olur. Ve men dalle fe innemâ yedillu aleyha. Kim saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ve la teziru vaziratun vizra ukhra. Hiçbir günah yüklüsü başkasının günah yükünü çekemez. İşte Kur'an'ın ortaya koyduğu kurtuluşla alakalı en önemli öğretilerden biri bu. Mesela Lokman suresinde buyuruyor ki Yüce Allah, ve men yeşkür fe innemâ yeşkürü li nefsi. 34 yok. Yok, o gayıpla, mugayyebatla alakalı, ona da sırayı getireceğiz inşallah. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Zümer suresi 7. ayet. İn tekfurû fe innallâhe ganiyyun anküm. Siz nankörlüğü mü tercih edeceksiniz? Allah'ın size ihtiyacı yok. Ama ve in teşkurû yerdahu leküm. Siz şükrederseniz Allah bundan hoşnut olur. Siz bilirsiniz. Siz tercih edeceksiniz. Hiç kesme. Birkaç tane daha ayet okuyacağım. En baba ayetleri en sona sakladım. Necim suresi 39 ve 40. ayetler var. Cansu kızım. Diyor ki Allah-u Teala, bakın. Şimdi Arapça'da böyle gramatik açıdan vurgulu ifadeler var. Bu vurgulu ifadeler budur, başkası değildir anlamını verir. Bunun çeşitli teknikleri var. Bir tanesinin uygulandığı tekniği söylüyorum. Diyor ki Allah-u Teala, ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsanoğlu için sadece ve sadece kendisi ne yaptıysa o vardır. Ve enne sa'yehu sevfe yura. İnsanın yaptığı ne varsa işte görülecek olan odur. Kardeşlerim bilirler. Zilzal suresini hemen hemen herkes bilir. Onun son iki ayeti. Femen ya'mel miskale zerratin gayran yarahu ve men ya'mel miskale zerratin şerran yarahu. Kim zerre miskali hayır yaparsa onu görecektir. Kim zerre miskali şer yaparsa onu görecektir diyor. Sorumluluklar şahsi. Hı hı. Efendim, peygamber bile olsa o da insanları hidayete erdiremez mi? Erdiremez. Hı. Erdiremez. Bir şey vardı, Peygamber Efendimiz amcası için üzüldüğünde hani ha? Sen hidayet verici değilsin, bir ayet-i kerime miydi bu? Sadece bravo. Tebliğ edicisin tamam diye. Tamam işte ben onun için... Hani üzülüyor ama o benim amcam diyor. Tabii tabii, ben işte onun için diyorum, Cansu Kur'an'ın ruhuyla tanışık bir kızdır. Ufak tefek arızalarımız var elbet. Senin de var, bizim de var. Neyse. Ama bak ne güzel hatırladın. Kasas suresinin 56. ayeti. Şimdi bir Müslüman o ayeti bilir de, o ayete inanır da, filanca falancayı kurtardı nasıl der ya? Ayet şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası vefat ederken, ona Müslüman olmasını telkin ediyor. O da etrafındakilerden dolayı, İman ikrarında bulunmuyor. Peygamberimiz çok arzu ediyor. Çünkü Ebu Talib, peygamberimizin her şeyi bir insandı. Öyle yetim ve öksüz kalmış, savrulduğu bir ortamda yiğitçe anneyi de babayı da dedeyi de aratmayan bir sahiplikle Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin on en acı ve en zor zamanlarında o ona rehberlik yapmış, hamilik yapmıştı. Onun Müslüman olarak ölmesini istiyordu. O arzuya cevaben
Kasas suresi 56. ayet geliyor. İnneke la tehdi men ahbebte. Sen senin sevdiğine hidayet edemezsin. Velakinnallâhe yehdi men yeşâ. Ancak Allah isteyene hidayet eder. O da istediğine diye tercüme ediliyor. Hayır, o da doğru değil. İsteyene. Çünkü kurtuluş kişinin kendi isteğiyle tercih edebileceği bir arzudur ya da bir konudur. Fatiha'yı Rabbimiz onun için öğretti bize. Bize diyor ki ihdine sıratan müstakim. Hepiniz müstakim olan o dosdoğru yolu hidayet et diye dua edin bana diyor. Ama siz isteyin ki ben vereyim. Siz istemezseniz istemeyene Allah-u Teala böyle bir hidayet vermez. Konu Peygamberimiz üzerinden Bakara suresi 272. ayette de var. Leyse aleyke hudahum. Velakinnallâhe yehdi men yeşâ. Onların hidayeti senin sorumluluğun alanında değil. Sana düşen görev onları hidayete erdirmek değil. İn aleyke illel belâ. Senin görevin tebliğdir. Velakinnallâhe yehdi men yeşâ. Ancak Allah isteyene hidayet eder. Kur'an'ın söylediği budur. Mesele bunun üzerinden, üstelik Peygamberimiz üzerinden, üstelik kıssalarda yer alan pek çok örneği biliyoruz. Hazreti Nuh istemez miydi oğlunun hidayete erdirilmesini? Öyle bir gücü olsaydı onu oğlu için kullanmaz mıydı? Hazreti Lut hanımı için kullanmaz mıydı? Hazreti Nuh hanımı için kullanmaz mıydı? Hazreti İbrahim babası için kullanmaz mıydı? Hepsi kullanmak istedi ama muhatapların kendi iradeleri ve istekleri harekete geçmedikten sonra böyle bir kurum yok. Peygamberler üzerinden böyle bir kurtarıcı kurum olmayınca geriye Mehdi'nin kurtarıcılığı sadece ve sadece bir slogandan ve boş bir laftan ibarettir. Peki burada reklama gideceğiz. Aslında çok önemli bir meseleye de değindiniz. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar, bir program yapacağız Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssaları diye. Ama kıssalarda da Allah-u Teala zaten böyle önemli noktaları bize bildiriyor. Tabii. İncelediğimizde Kur'an-ı Kerim'in başından sonra hiçbir peygamberin kronolojik olarak hayatı anlatılmıyor. Bir biyografi yok yani. Tabii. Değil mi? Bu ders almamız, ibret almamız gereken kısımlar var. Araya gideceğiz. Aranın ardından Hazreti İsa yeniden yeryüzüne dönecek mi? Döndüğünde hangi dine mensup olarak gelecek? Bunları tartışacağız. Kıyamet alametlerini konuşmaya devam edeceğiz. Doğru mu etiketiyle de sorularınızı bekliyoruz. Evet, öteki gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğru mu etiketiyle sorularınızı bekliyoruz. Şimdi kıyamet alametlerini konuşacağız. Tabii ki birçoğunun İsrailiyat olduğunu savunuyorsunuz hocalarım. Bunlara değineceğiz, tartışmalı meseleleri konuşacağız. Ancak şurada bir eksiklik kaldı. Oraya da tamamlarsak daha iyi oturacaktır konu. Biz şimdi bu Mehdi ve Mesih inancının Şiilikte nasıl ortaya çıktığını konuştuk. Peki bu Sünni inanışa nasıl geçti? Buyurun. Şimdi Şiilikteki ortaya çıkışı siyasiydi. Yani Hazreti Ali taraftarlarının yönetimden uzaklaştırılmaları ve baskı altına alınmalarından ortaya çıkmıştı. Ama bu inancı Abbasiler kullanarak iktidarı ele alıyorlar. Fakat Abbasiler iktidara geldikten sonra Şiilere yine çok fazla pay vermiyorlar. Yine Şiiler baskı altında tutulmaya devam ediyor. Ama öteki taraftan da İslam düşüncesinde de olaylar devam ediyor. Yani diğer Şiilik dışında da hiçbir şey düzelmiyor. Yine kardeş kavgaları var. Yine mezhepleşmeler, siyasi olaylar var. Bunun üzerine özellikle ehli hadis ekolü içerisinde ve Selefiye ekolü içerisinde yavaş yavaş onlar içerisinde bir kurtarıcı inancı ortaya çıkmaya başlıyor. Fakat burada sorun şu, Şiiler beklenen kurtarıcıyı peygamberin soyundan bekliyorlardı. Hı hı. Eğer Şiilerin dışındakiler kurtarıcı inancı onlara girdikten sonra onlara göre gelecek olan kurtarıcı peygamberin soyundan gelecekse burada bir sorun ortaya çıkıyor. O zaman Şiiler meşrulaştırılmış oluyor. Bu sefer Şiilerin dışındakiler beklenen kurtarıcıyı başka bir yerde aramak zorunda kalıyorlar. Yani beklenen kurtarıcının kökeni başka bir yerde aranıyor. Ki hemen burada meşhur bir rivayet devreye giriyor. İşte Hazreti Peygamber'e ikafen. Kötüleşecek İslam evet, dünyasında. Benden sonra ashabım, ondan sonra tabi'in, ondan sonra tebe-i tabi'in, ondan sonra tabi olanlar. Yani gittikçe nesil kötüleşecek. Hı hı. Şimdi sorun şu, kötüleşen nesil içerisinden İlahi donanımlı bütün sorunları halledecek bir kurtarıcı gelir mi? Hı hı.
Mümkün değil. O zaman ne olacak? Bize ilahi donanımlı bir kurtarıcı inancı lazım. Peki nerede var? Hristiyanlıkta var. Bakın Hristiyanlar da İsa'nın ölümden dirilip göğe çıktığını, dünyanın sonuna doğru tekrar yeryüzüne gelip yarım bıraktığı tanrısal krallığı kuracağına inanıyor. Ha ne güzel bak, babası da dünyaya gelmiş. Bir de bizimkiler onu öldürmeyip yukarı çıkarıyor. Özel donanımlı kurtarıcı. Bundan daha iyi kurtarıcı bulamazsınız. Ama bir onun sıkıntı için, var. Ha, indiriyoruz onu aşağıya biz. Fakat bir farkla İslamileştiriyoruz bunu. Yani gelip yarım bıraktığı işi kurmayacak, gelecek, bizim Hazreti Peygamberimizin ümmeti olacak, ona tabi olacak ve Mehdi ile beraber İslam şeriatını yayacak. Ve burada bakın, bu rivayetler içerisinde çok ilginç bir rivayet var. Ebu Hureyre'den geldiği ifade ediliyor. Diyor ki, hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa Mesih'in adil bir yargıç olarak sizin içinize inmesi şüphesiz çok yakındır. O kesinlikle hacı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak. O zaman mal o kadar çoğalıp artacak ki hiç kimse kabul etmeyecek. Şimdi bakın en önemli rivayet bu. Şimdi bu rivayetin neresinden tutacaksınız siz? Hazreti Peygamber bunu söylemiş olabilir mi acaba? Gerçekten oturup düşünelim. Şimdi siz peygambersiniz, son peygambersiniz ve siz diyorsunuz ki benden çok kısa bir süre sonra adil bir yargıç olarak İsa Mesih gelecek. O zaman şu anlama geliyor, peygamber işini yapamıyor, görevini yerine getiremiyor, adil değil. Dolayısıyla Allah onu desteklemek için adil bir yargıç olarak İsa'yı gönderecek. Bunu dediği zaman peygamberin fonksiyonu ortadan kalkar. Yani peygambersiz bir dine dönüşür bu. Hani o peygamberi, yani bu rivayet doğru değildir, hadis değildir demek peygamberi dışlamak değil. Tam aksine peygamberin misyonunu kurtarmak anlamına geliyor. Ya bir de çok ciddi sıkıntılar var. Mesela bir peygamber tekrar dünyaya geliyorsa, eğer bir başka bir peygambere tabi oluyorsa, o zaman gerçekten de şu soru, peygamberlik makamından hani istifa mı ettirir? O zaten ayrı bir konu ama bakın burada başka bir sıkıntı var. Yani şimdi diyelim ki ben derse gidiyorum, çocuklara diyorum ki ben bu hafta bunu size anlatıyorum ama bir dahaki hafta Mehmet Hoca gelip daha iyi anlatacak size. Beni kimse dinlemez ki daha. Bir dahaki hafta gelecek olan Mehmet Hoca'ya hazırlanan insanlar. Niye beni dinlesinler ki? Yani bir de bakın burada başka bir şey var. Yine diyor ki, haçı kıracak, domuzu öldürecek. Bunlar ne? Hristiyanlığın sembolü olarak kabul edilen hususlar. Yani dolayısıyla aslında bu rivayetin açıkça Hristiyanlıktan veya Hristiyanlıktan İslam'a girenler tarafından bu kültüre taşındığı açık açık ortaya çıkıyor. Ya siz kırın bu hacı. Yani siz bir şeyler yapın. Yani başkasından bir şeyler yapmasını beklerken siz yapın. Başka ne diyor? Mal o kadar çoğalacak ki artık koyacak yer bulamayacak. Kimse mala bakmayacak. Çünkü olay ganimet üzerine bina edildiği için savaşlar kesilip o fetihler ortadan kalktığı zaman, ganimetler ortadan kalktığı için artık o düzene dönecek bir yapı beklenmeye başlıyor burada. Bakın hocam az önce bir şey söyledi. Biz diyor peygambersiz bir din öngörmüyoruz. Bakın burada şeye çok dikkat etmemiz lazım bu konuya. Şunun için peygamber bu ümmetin çimentosudur. İslam'ın dışında hiçbir dini gelenekte o dinin peygamberinin veya din kurucusunun hayatı ortada yoktur. Dolayısıyla o dinlerde örnek alınacak bir din kurucusu veya örnek şahsiyet yoktur. Hristiyanlıkta İsa'nın hayatı yoktur. Toparlasanız iki paragraf bulursunuz, başka bulamazsınız. Musa'nın hayatı ortada yoktur. Diğer peygamberlerin hiçbirinin hayatı ortada yoktur. Ama Hazreti Peygamber'in hayatı ortadadır. Dolayısıyla Müslümanları bir arada tutan, ona çimento görevi gören Hazreti Peygamber'dir. Bakın Batılıların, belki konu onun içinde değil ama 7. yüzyıldan itibaren ve günümüzde Hazreti Peygamber'e saldırmalarının nedeni de budur. Yani o karikatür krizlerinin de nedeni budur. Çünkü peygamberi İslam toplumundan çekip alırsanız ümmetin üzerinde mutabık kalacağı, anlaşabileceği bir çimentoyu bulamazsınız. Ama peygamberi bu şekilde misyonunu da ortadan kaldırırsanız o peygambere hizmet etmiş olmazsınız. Onun için bu noktada buna çok dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla bakın İsa getirilecek ve Hazreti Peygamber'in ümmeti yapılacak. Az önce söylediniz. Yani bir peygamberin başka bir peygamberin ümmeti olmasının anlamı ne? Kaldı ki biz bütün peygamberlerin zaten İslam mesajını, yani tevhidi getirdiğine inanıyoruz. Ve Hazreti İsa'nın kendisi de Müslüman zaten.
İsa da Müslüman, Musa da Müslüman, evet, Nuh da Müslüman, hepsi Müslüman. Değil. Yani aslında bir din var. Hak dinler yok. Dindir. Hak din ve var. Ve bütün peygamberler Allah-u Teala'nın İslam dinini tebliğ etmek için gelmiştir. Evet, yani evrensel İslam'ı, yani o tevhid İslam'ını tebliğ etmek için gelmişlerdir. Hepsi aynı misyonun insanlarıdır. Farklı misyonun insanları değillerdir bunlar. Peki şunu da sormak istiyorum hocam. Hemen size döneceğim. Evet. Hazreti İsa'nın ölümünü konuşmak isterim ama. Şimdi bir peygamberin bir peygamberden sonra gelmesi. Bakıyorum. Tamam. Diyelim ki böyle bir şey var. Hazreti İsa gelecek. Şimdi anlamaya çalışıyoruz. Ama şunu şimdi soruyu toparlayamadım. Soru şu. Salatü selam getir. Ya hayır. Yok. Böyle karışık bir mesele gibi geldi bana çünkü. Bir... Ya kitap bozulacak ya dinden böyle hiçbir şey kalmaması lazım değil mi bir peygamberin gelmesi için? Şimdi uzun dinler aralıklar varsa. Evet dinler tarihine baktığımız vakit ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ayetleriyle söz veriyor. Benim dinim bozulmayacak, Kur'an'ım bozulmadı diyor. İslamiyet de bozulmadı. İslamiyet'in de hani ismi ve cismi biliniyor. O zaman niçin yeniden bir peygamber gelme ihtiyacı var? Bunu sormaya çalışıyorum. Şey söyleyeyim de onu tamamlasın. Bakın. Yine dinler tarihi noktasından baktığımız zaman kendi peygamberine geldiği şekliyle yazıya geçirilen tek kutsal metin Kur'an-ı Kerim'dir. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'in dışındaki bütün diğer peygamberlere sözlü olarak bütün vahiy sözlü olarak geliyor ama asla kendilerine gelen vahyi kendi dönemlerinde yazıya geçirmemişlerdir. Hı hı. Mesela Tevrat dediğimiz kitap 1000 yıl sürede oluşan bir kitaptır. 1000 yıl. İncil, İsa'dan 35-40 yıl sonra oluşmaya başlayan kitaptır. Dolayısıyla az önce dediğiniz gibi Kur'an elimizde zaten. Mesaj zaten elimizde. Peki mesaj elinizdeyken niye başka bir şey beklersiniz? Yine hocama ışık tutmak için söyleyeceğim. Bakın, yine bu konuşmada FETÖ'den konuşacağız. Mesela onun en önemli adamlarından biri Suat Yıldırım. Şu anda kendi yanında. Türkiye'de tefsir profesörüydü zamanında bu adam. Ama şu anda bir terör örgütü üyesi hatta baş teröristin yardımcısı hükmünde biri. 8 Aralık 2003 Hı. Aksiyon dergisi bir özel İsa sayısı yayınlıyor. Kurtarıcı, insanlık onu bekliyor diye. Kapağı o. İşte İsa'nın resmi var. O tikenli tel var kafasında. Ve başlık insanlık onu bekliyor. Ve burada şu ifadeyi yer alıyor. Bakın bu İsa beklentisinden ve Mesih beklentisinden yol açarak bunu söylüyor. Günümüzde Müslüman ve Hristiyanlar her zamankinden daha fazla İsa'nın mesajına muhtaçtır. Dolayısıyla bu iki din mensupları birleşip bütünleşmelidir. Bakın ifade aynen bu. Günümüzde Hristiyan ve Müslümanlar her zamankinden daha çok İsa'nın mesajına muhtaçtır. Bundan dolayı da bu mesaj etrafında birleşip bütünleşmelidir. Hani mesaj mı kayboldu Allah aşkına? Nereye gitti mesaj? Aha elinizde hoca okuyor akşamdan beri mesajın ne olduğunu. Neyi bekliyorsunuz o zaman siz? Buyur hocam. Buyurun hocam. Evet. Soruyu hatırlıyor musunuz? Soruyu hatırlıyorum. Bir peygamber durup dururken mesajına bir şey olmamışken niye başka bir peygamber gelir öbürüyle amel etme ihtiyacı hisseder ya da başka bir peygambere neden ümmet olur diye filan. Bunlar bakın, bunlar insanların ürettiği kanaatler. Bunların Kur'ani bir dayanağı yok. Siz soruyu şekillendirirken bir iki cümle söylediniz. Çok tanıdık geldi bana cümleler. Cümlelerin biri şu. Bir peygamberden sonra gelecekse, eğer arada uzun zaman varsa, iki şey den biri mutlaka olmuş olacak. Ya kitap bozulacak, ya risalet unutulacak. Kesin siz söylemişsiniz, evet. Aklımda kalmıştır. Ondan söylemişim. Yok yani. Yani ne derler? Medeniyet kabul eden herkesin malıdır yani. Dolayısıyla benimsediyseniz ananızın ak sütü gibi helal olsun yani. Hiç dert değil yani. Allah razı olsun. Hiç dert değil. Hicr suresinin 9. ayeti var. Bir Müslümanın bir defa bu ayete iman etmesi lazım. Ayette Allahu Teala buyuruyor ki: "Es-sabilla İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun." Bu zikir var ya, bu zikir. Bunu biz indirdik. Biz, sadece biz ve bunun koruyucusu sadece ve elbette biziz. Kitabullah'ın başına hiçbir şey gelmeyeceğinin garantisi Hicr suresinin 9. ayetidir. Peki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın
son peygamber olduğuna dair Kur'ani referansımız var mı? Var. Var da Cansu Hanım, hep kabahati başkalarına fatura ve ihale etmekten biraz geri durmamız lazım. Biz de malzeme veriyoruz sağa sola. Ahzab suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'in. 40. ayetinde o surenin, 33. surenin 40. ayetinde şöyle bir beyan var. Estağfirullah. Mâ kâne Muhammedun ebâ ahadim min ricâlikum. Muhammed sizin erkeklerinizden herhangi birinin babası değildir. Velakin ancak o Resulallah'ı, Allah'ın Resulüdür ve hatemen nebiyyin ve nebilerin sonuncusudur, mührüdür. Ne dedik biz biliyor musunuz? Resul ile nebi farklı insanlardır. Risalet ve nübüvvet farklı görevlerdir dedik. Biz kitaplarımıza bunu yazdık. Dolayısıyla elin alemin adamı buradan hareketle Hazreti Muhammed'in nebilerin sonuncusu olduğunu, Resullerin sonuncusu olmadığı sonucunu çıkartıyor. Oysa anlayarak bir tek kez Kur'an'ı okusalardı, bir kere Resullük ve nübüvvetin aslında aynı peygamberin görevinin iki tarafı olduğunu, her peygamberin hem nebi hem resul olduğunu, kendisine kitap verilene resul, kitap verilmeyip önceki kitapla idare edene nebi dendiği tarifinin son derece yanlış olduğunu, nebilerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed'in aynı zamanda resullerin de sonuncusu olduğunu biz kitaplarımıza yazmadığımız sürece, Risalet ve nübüvvetin ayrı şahısların görevleri değil, aynı peygamberin görevinin iki tarafı olduğunu, bir peygamber önce nebidir, sonra resuldür. Yani nebi olarak önce ilahi bilgilerden haberdar edilmiştir, sonra haberdar edildiği o bilgileri ümmetine elçilik vazifesi görerek tebliğ etmiştir. Her nebi resuldür, her resul nebidir. Her peygamber hem nebidir hem resuldür. Oradan hareketle Hazreti Muhammed nebilerin sonuncusudur, resullerin değildir yaklaşımı bir defa tepeden tırnağa yanlış bir yaklaşımdır. Bundan kurtulmamız lazım. Yani bu ayrımın müfredatımızdan çıkması lazım. Sonra eğer bir peygamber görevinden ayrılıyor ise o zaman peygamberlik vehbi değil kesbi bir kurum gibi olur. Yani Allah'ın verdiği görevlendirmeye dayalı değil, bir insanın hak etmesi ya da bu hakkından vazgeçmesi gibi bir kuruma dönüşebilir. Oysa peygamberlik vehbidir, kesbi değildir. Ve peygamberlik ebed müddet bir görevdir. Yani geri alınamaz. Bir, geri alınamaz. İki, peygamberlikten emekli olunamaz. Üç, peygamberlik istifa edemez. Böyle bir şey yok. Hazreti İsa hangi sıfatıyla bir daha gelecek? Peygamber olarak gelecek denemiyor. Ne kaldı geri? Ümmet olarak gelecek. O zaman zorunlu olarak Hazreti İsa'nın bu görevden rütbelerinin söküldüğü manası zorunlu olarak devreye girecek. Bir peygambere peygamberlikten daha büyük nasıl bir şeref verilebilir? Hazreti İsa, İsa peygamber olarak, Ruhullah olarak, efendim Cenab-ı Hakk'ın hani hayatı üzerinden sıra dışı bir takım vurguların yapıldığı bir peygamber olması itibariyle Hazreti İsa peygamberlikten öte nasıl bir şerefe daha talip olabilir? Biz çaktırmadan risalet görevinin, peygamberlik görevinin başka bazı görevlerden daha düşük bir görev olduğu kapısını aralarsak, sonra elin alemin adamı kalkar der ki, velayet nübüvvetten ileridir. Nübüvvet dediğin Allah'ın vergisidir. Velayet dediğin şey kazanılarak elde edilir. Dolayısıyla veliyullah olmak, nebiyullah olmaktan daha ileridir. Sonuçları kaçınılmaz olur. Yani bir tarafı yaparken ne tarafları yıktığımızı fark etmek durumundayız. Her ne çeşit olursa olsun, Hazreti İsa'nın yeniden dünyaya geleceği Kur'an'a göre kesin ve kesin yanlış bir inanıştır. Peki. Hiç şey değil yani, öyle yuvarlak konuşmuyorum. Şimdi peki yeniden dünyaya geleceği yanlış bir inanış. Bir şey daha söyleyeyim.
Tamam. Demin arada söylemiştiniz, arada değil de bir ayeti okurken Enbiya 34 mü dediniz? O insanın fıtratıyla ilgili miydi? Yok yok. O insanın fıtratı Rum 30. Şimdi Enbiya 34'te diyor ki Allah-u Teala وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ. Ey peygamber, senden önce hiç kimseye hult, uzun hayat vermedik. Evet. Eğer Hazreti İsa yaşıyor olsaydı orada demeyecek miydi? İlla İsa ibn Meryem. Meryem oğlu İsa hariç diyecekti Allah-u Teala. Böyle bir şey yok. Bir. İki. Rahat suresinde nefis ve enfes bir ayet var. Yemek. Rahat suresinde. Orada diyor ki Allah-u Teala bakın. Yeme içme meselesi mi peygamberlerin? Evet. Yeme içme. Aynen. O hani yerlerde hani böyle insanüstü özellikleri yok. O Enbiya suresinde. Ama çok şey biliyorsun sen de. Cansu Hanım ya, Allahu Ekber. Şimdi diyor ki istedim. Bak kardeşim. Rahat suresinin efendim kaç 38. ayeti. Ve lekad erselna rusulen min kablike. Ey peygamber, biz senden önce nice peygamberler gönderdik. Ve cealna lehum ezvacen ve zürriyeten. Her birinin hanımı vardı ve her birinin çocukları vardı. Bakın peygamber tanımı yapılıyor. Bizimki diyor ki Hazreti İsa bekarken efendim göğe çıktı, evli değil. Evli kardeşim, evli. Ve cealna lehum, İsa'nın da hanımı vardı ve zürriyeten ve onun da çocuğu vardı. Ayet tekitli, vurgulu, pekiştirici edatlarla geliyor. Ve lekad erselna rusulen min kablik. Senden önce nice elçiler gönderdik. Ve cealna lehum ezvacen ve zürriyeten. Her birinin eşleri vardı ve çocukları, nesilleri vardı. O dediğiniz ayet Enbiya suresinin. O da şu surenin 8. ayeti Enbiya suresinin. Ve ma cealnahum ceseden. Bu peygamberleri biz şöyle cesetler yapmadık. La yekulûne ta'ame. Yemek yemiyorlar. Yok böyle bir şey. Hepsi yiyor. Hazreti İsa göktedir diyenler ona bir de sofra bulmak zorundadırlar. Ve mâ kânû hâlidîn. Onlar çok uzun da yaşamıyorlardı. Peygamber insan üstü bir varlık değil. Neticede her bir peygamber aynı zamanda bir beşerdir. Kurumun ayrıcalığını zedeleyecek yaklaşımlardan yani ısrarla ve inatla uzaklaşmak durumundayız. Evet, Hazreti İsa'yı Hristiyanlar bir daha bekliyor olabilirler. Ama bir Müslüman olarak Hazreti İsa'nın bir daha geleceğini beklemek, bir taraftan Hazreti Muhammed'in son peygamber oluşuyla alakalı ciddi bir tehlike meydana getirebileceği gibi, bir peygamberin peygamberlik görevinin ötesinde başka bir akıbetle de buluşturulacağı noktasında büyük bir sıkıntı, büyük bir efendim problem meydana getirir. Biliyorum bazıları diyecekler ki canım Hazreti Yunus vardı ya, vardı Hazreti Yunus. Ne oldu sonra? Hazreti Yunus görevden alınmadı. Hazreti Yunus Ninova'da bir görevi yapamayacağını fark edince peygamberlikten ayrılmadı. Bu görevi daha iyi yapacağını düşündüğü bir yere doğru gitmek istedi. Ve o gittiği yerde de neticede Cenab-ı Hak Kur'an'da böyle rakam veriyor. 100 bin, hatta daha da fazla insanın yaşadığı bir yerde onun görevini devam ettirdik. Eğer peygamberlikten ayrılmak gibi bir lüks ya da bir kurum olsaydı bunun örneği Hazreti Yunus olurdu. O da peygamberlik görevinden alınmadığına göre Hazreti İsa da asla böyle bir görevden alınmış olmayacaktır. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam Resullerin de Nebilerin de sonuncusu olarak insanlığa son ilahi mesajı aktaran, tebliğ eden, insanlığın tamamının rol modeli olarak, üsve-i hasenesi olarak varlığını, misyonunu devam ettirecektir. Şimdi birini beklemek Efendimiz'e karşı büyük bir saygısızlık. Şimdi soruları da okuyacağım. Hazreti İsa ile ilgili çok fazla soru geldi. Şunu açıklığa kavuşturalım Mahmut Hocam. Hazreti İsa'nın tekrar geleceğini konuşuyoruz ama ölmesi meselesi. Burada neye inanılıyor? Kur'an-ı Kerim bu konuda neler söylüyor? Mehmet Hocam'a da soracağım ama Hristiyanlık bu konuda neye inanıyor? Çünkü biliyoruz Hazreti İsa'nın inanılan şu, doğumu da ölümü de olağanüstülüklerle dolu. Karşımıza Hazreti İsa'nın ölümü dediği vakit öldü mü, öldürüldü mü, göğe mi yükseltildi, nerede?
Hristiyanlıkta neler çıkıyor? Evet. Tabii Hristiyanlıkta Hazreti İsa çarmıha gerildi. Yani Yahudiler ve Romalılar tarafından çarmıha gerildi. Yahudilerin talep etmesi, Romalıların icra etmesiyle çarmıha gerildi. Aslında tam öyle değil aslında. Ben o şekilde düşünmüyorum. Ben Yahudilerin hiç dahil olmadığını, Romalıların İsa'yı çarmıha geldiği kanaatindeyim. Çünkü İsa bir devlete ihsan suçuyla cezalandırılıyor. Roma hukukunda çarmıh cezası devlete ihsan edenlere verilen bir cezadır. Çünkü o dönemde Hazreti İsa'nın etrafına kalabalıklar toplanmaya başlayınca ve Mesih inancı da Yahudilikte çok yaygın olarak olduğu için, hemen şunu söyleyeyim, Hazreti İsa Yahudidir, Hristiyan falan değildir. Hristiyanlık Hazreti İsa'dan sonra ortaya çıkmış bir gelenekti. Dolayısıyla Yahudilere gönderilmiş peygamberdir. Ve etrafına Yahudiler toplanmaya başlayınca, kalabalıklar toplanmaya başlayınca ve Roma idaresi Kudüs bölgesini işgali altında tuttuğu için Hazreti İsa'yı bir tehdit olarak görüyorlar. Ve Yahudiler de onun öğretisinden rahatsızlar. Çünkü kendi çıkarları bozuluyor. Özellikle Yahudi din adamlarının çıkarları bozuluyor. Ve burada Yahudilerle Romalılar işbirliği yaparak Hazreti İsa'yı devlete ihsan suçuyla cezalandırıp çarmıha geliyorlar Hristiyan inancına göre. Ve Hazreti İsa 3. günde çarmıhtan diriliyor, gökyüzüne çıkarılıyor ve dünyanın sonuna doğru tekrar yeryüzüne gelerek daha önce söylediğimiz gibi başlangıçta yarım bıraktığı tanrısal krallığı kuracağına inanılıyor. Çünkü Hristiyanlıkta İsa'nın şahsı önemlidir. Mesela Hristiyan düşüncesinde İsa'nın peygamberliği, İsa'nın yaptıkları ve söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü İsa çarmıhta kanıyla Adem'in işlediği günaha kefaret olarak kanını döken kişidir. Onun için kefaret doktrini son derece önemlidir. Peki İsa kimdi? İsa da Tanrı'nın yeryüzünde bedenleşmiş şeklidir. Yani bir anlamda aslında Tanrı insanı affetmek yerine kendisi kendinin çarmıha gerilmesine, kanının dökülmesine rıza göstererek insanlığı Adem'in işlediği o asli günahtan kurtarıyor. Bundan sonra ne oluyor? Ölümden diriliyor. Ölümden dirilmesinin nedeni de şu. Çünkü ölüm günahla beraber dünyaya girmişti. Eğer Adem cennette günahı işlememiş olsaydı ölüm de olmayacaktı. Dolayısıyla ilk günah olduğu için ölüm de ortaya çıkıyor. Ve İsa ölümden dirilerek ölümü de yeniyor. Şimdi kaldı yarım bıraktığı tanrısal krallığı kurma. O da tekrar yeryüzüne indirilip dünyanın sonuna doğru o tanrısal krallığı kuracağına yönelik bir inanç ortaya çıkıyor Hristiyan düşüncesinde. İslam düşüncesinde ise aslında bizim en büyük yanılgımız şurada kaynaklanıyor. Nisa suresinde işte Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediği veya öldürülmediği ile ilgili ayetle ilgili o sıkıntıyı yaşıyoruz. 156-158 evet. Arası. Ama onu 156'da almamak lazım. Daha erkenden almak lazım. Yani 150'den, 152'den itibaren almak lazım. Çünkü o grup ayette hocamın da çok iyi bileceği gibi Yahudilerden bahsediliyor. Yahudilerin peygamberlerine karşı tavırlarından bahsediliyor. Hazreti Musa dönemindeki yaptıklarından bahsediliyor. Ve peygamberlerini öldürmelerinden bahsediliyor. Ve ondan sonra da diyorlar ki biz Meryem oğlu Mesih'i öldürdük. Kim söylüyor bunu? Yahudiler söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim bundan sonraki ifadelerinde Yahudilere cevap veriyor. Yani İsa'yı ortadan kaldırmak isteyen düşmanlarına cevap veriyor. Ve diyor ki siz asla onu ne çarmıha gererek ne başka bir şekilde öldürdünüz. O size öyle görüldü. Yani siz onu öyle zannettiniz, siz onu öldü zannettiniz. Allah onu korudu. Yani dolayısıyla siz onu öldüremediniz. O öyle görüldü. Kendisini benim orada kanaatim şu. Kendisini yükseltti demiyor mu o ayet? Ondan sonra geliyor. Siz onu öyle zannettiniz. Allah onu kurtardı, kendine yükseltti. Yüceltti daha doğrusu. Peki neyi yüceltti? İnsanın şahsına mı yüceltti? Hayır değil. Orada demek istediği şu, yani bu ayetler İsa'nın hiç ölüp ölmemesinden bahsetmiyor. İsa'yı düşmanlarının öldürmemesinden bahsediyor. Maalesef biz geleneğimizde ağırlıklı olarak bu ayet grubunu İsa'nın ölmediği, diri olarak yukarı çıkarıldığı şeklinde yorumladık ki, Ali İmran suresinde de bu ifade ediliyor 55. ayette. Biz seni öldürdük ve kendi katımıza yükselttik. Yani bakın öldürdük ve yükselttik diyor. Yükselttik sonra öldüreceğiz demiyor. Önce öldürme
eylemi var onun içerisinde. Yani o ayet grubunda mesela benim kanaatim şu. Ben İsa'nın çarmıha gerildiği kanaatindeyim. Seni öldürücü benim diyor. Hani Allah şöyle buyurmuştu Ali İmran 55'te. Ey İsa, şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Tamam. Seni kendime yükselteceğim. Son vereceğim, yükselteceğim diyor. Yani seni öldürecek sonra, olan benim mi demeye çalışıyor? Bunları hiçbirisi öldüremeyecek, korkma. Yükselttikten sonra dönüp seni... Bak o İsa'nın ölmediğini söyleyenler şöyle söylüyor. Önce yükseltildi yukarıya, tekrar yeryüzüne gelecek, ondan sonra öldürülecek. Orada takdim tehir var diyorlar. Ya önce öldüreceğim diyor, ondan sonra yükselteceğim diyor. Hmm. Açık açık söylüyor onu orada. Yani ama neden kaynaklanıyor? Bir, o Nisa suresindeki ayet grubundan kaynaklanıyor. Bir de tabii rivayetlerden kaynaklanıyor. Rivayetlerde İsa'nın geleceğiyle ilgili ifadeler yer aldığı için bir anlamda o rivayetleri korumak için ayetler burada tevil ediliyor. Şimdi bir şey söyleyeyim, ayetler hocam daha çok girer. Burada benim şahsi kanaatim İsa'nın çarmıha gerildiği yönünde ama çarmıhta ölmediği yönünde. Çünkü orada ne çarmıha gerilerek ne başka bir şekilde öldürmekten bahsederken Kur'an-ı Kerim çarmıhta ölmediğini söylüyor. Yoksa çarmıha hiç çıkmadığını söylemiyor. Hı. Ama o sorun değil zaten. Ha, sorun değil zaten. Çok ama önemli. Onun suretinde yani, biri geçmedi mi? Hayır, geçmedi. Yok öyle bir şey yani. Orada şu var, bakın başka bir şey daha var. Roma yine o çarmıh hadisesinde çarmıha gerileyen kişiler 3 gün bekletilirdi çarmıhta, millete ibret olsun diye. Bir de normalde 24 saatte insanların canı çıkardı. Hı hı. Tarihi kaynaklarda İsa'nın sadece 6 saat çarmıhta kaldığı ve 6 saat sonra taraftarlarınca araya insanlar giriyor ve çarmıhtan indirilip kaya bir mezara kapatıldığı, çünkü cuma günü çarmıh hadisesi meydana geliyor. Cumartesi herhangi bir iş yapmak yasak olduğundan Yahudilikte pazar günü İsa'yı defnetmek için taraftarları o kaya mezara gittiklerinde o kaya mezarının önündeki taşın yuvarlanmış olduğu ve İsa'nın orada olmadığı ve o fark ediyorlar. Dışarı çıkınca da İsa ile karşılaşınca hortlakla karşılaşmış hissediyorlar kendilerini. İsa'nın dirilmesi hadisesi de böyle ortaya çıkıyor Hristiyanlıkta. Ya ölmedi ki dirilsin adam. Adam orada bayılmıştı çarmıhta o acıdan dolayı. O kaya mezarda kapatıldığında acıdan kendisine geldi ve dirilip taşı yuvarlayarak mezardan çıktı, kaya mezardan çıktı. Olan bu. Yoksa ölmedi ki dirilsin. Tabii Hristiyanlıkta da böyle bir, çünkü ölmesi gerekiyor. Ölmezse kefaret olmamış oluyor. İsa'nın mutlaka Hristiyanlıkta ölmesi gerekiyor. Eğer ölmezse kefaret doktrini olmuyor. Kefaret olmayınca inkarnasyon ortadan kalkıyor, teslis ortadan kalkıyor ve Hristiyanlık ortadan kalkıyor. Temel sorun buradan kaynaklanıyor bu noktada. Onun için bu açmazı aşmak lazım. Dolayısıyla Hazreti İsa öldü. Çünkü daha önce de söylediniz, yani hiçbir beşere uzun ömür vermedik diyor. Orada İsa'yı istisna kılmıyor. Ki Hazreti İsa'nın evlendiği ve çocuğu olduğuyla ilgili ayet çok önemli çünkü. Çünkü Hristiyan düşüncesinde biliyorsunuz ağırlıklı görüş, kilisenin görüşü evli olmadığı yönünde. Çünkü eğer evliyse ilahlığı söz konusu olmuyor. Evet, temel doktrini yerle bir ediyor. Temel doktrinlere gidiyor. Yani bizim Müslümanlara ne oluyor hakikaten anlamış değilim. Mesela 2005 yılında bir belgesel yayınlanmıştı bununla ilgili. İşte Kudüs'te bir mezar bulunmuştu. Mezarda 4 kişi vardı. İşte bu kişilerin İsa eşi ve çocukları olduğu karbon testleriyle ortaya konuyor. Tabii Katolik Kilisesi dünyayı ayağa kaldırıyor ve buna bizim Müslüman alimler de şiddetle karşı çıkıyor. Ve ikinci gün Katolik Kilisesi diyor ki, bak diyor, sizin dediğiniz bu saçmalığı Müslümanlar bile kabul etmiyor. Ya Allah aşkına, İsa ölse ne olur, çocuğu olsa ne olur? Bizim için zaten iyi bir şey. Yani karşındaki rakip dinin temel dinamikleri ortadan kaldırıyor. Şimdi biz Hristiyanlığı korumaya kalkıyoruz. Peki o zaman biz mesela İsa Aleyhisselam göğe yükseltildi dediğimiz vakitte, bunu kabul ettiğimiz vakitte Hristiyanlığın temel doktrinini destekliyor oluyor mu? Çünkü diğer tabii, peygamberlerden tabii ayrı bir statüde Allah Teala onun yanında saklıyor. Bakın, dolayısıyla hani şu, oğlunu yanında saklıyor hocamla gibi. Hocamla yaptığımız bazı programda da bunu özellikle altını çizmiştim ve orada çok hoşuna gitmişti o ifade. İsa zaten babası dünyaya geldi. Hı. Bir de siz onu öldürmeyip Tanrı'nın katına yükseltirseniz, hiç kimse kusura bakmasın, bu beşer üstü niteliklere sahip bir varlık konumuna dönüşür. Hani Kur'an-ı Kerim İsa'nın tanrısallığını, herhangi bir beşerin tanrısallığını reddediyordu? Hani inkarnasyonu, teslisi reddediyordu? Ama siz burada İsa'yı beşer üstü bir konuma çıkararak ona bir beşer üstülük veriyorsunuz. Ona bir tanrısallık veriyorsunuz. Şu anda eğer Tanrı'nın katındaysa Tanrı nerede? Ve sanki orada beraber mi bu dünyayı yönetiyorlar, idare ediyorlar? Ki Hristiyanlıkta yine İsa geri geleceği zaman
dünyayı idare eden güç İsa'dır Hristiyanlıkta. Yani o tesisin en önemli unsuru İsa'dır. Çünkü Baba Tanrı sadece yaratıcıdır. İsa ise idare eden ve öldükten sonra insanları yargılayacak olandır. Hı hı. Bakın bu kadar bir güç var İsa üzerine Hristiyanlıkta. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bir beşeri ve Kur'an'ın ısrarla bütün peygamberlerin beşer olduğunu ısrarla vurgularken biz kaldırıyoruz İsa'yı, alıyoruz, beşer üstü bir konuma yükseltiyoruz. Yani bunu söylediğiniz zaman da şunu söylüyorlar. Allah yapamaz mı? Tabii ki yapar. Niye yapamazsın? Ama niye yapsın? Kimse Allah'a akıl vermez. Ya niye yapsın yani? Çünkü Allah bunu yaptığı zaman kendi öğretisiyle çelişiyor. Kendi gönderdiği mesajla çelişen bir şeyi yapan bir tanrı olur mu Allah aşkına? Olmaz. Pekala. Şimdi Mehmet Hoca'ya da dönelim bu noktada. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın ölümüne nasıl bakıyor diyelim. Mahmut Hocam işte Ali İmran suresinin bazı ayetlerini söyledi. Nisa suresinin 157-158. ayet, belki 150'den almak gerek dedi. Bir de Ali İmran 55. ayet geldi. Başka ayetler de var. Başka ayetler de var. Yani Hazreti İsa ile alakalı, bakın en başta demiştim. Bu bir inançsa, hani Hazreti İsa'nın sağ olduğu ve yeniden dünyaya geleceğine inanılıyorsa, bu bir inanç meselesi ise bunun Kur'an'dan referanslı hale getirilmesi lazım. Bakacağız. İnanılacaksa Kur'an'da olacak bu. Kur'an bu konuyu ele almış mı? Almış. Nasıl almış? Detaylı bir şekilde ele almış. Şimdi ayetleri hepsini okuyalım. Vaktimiz var mı? Yani beni bir daha kesmeyecekseniz. Çünkü bak şimdi kardeşim. Meryem suresinden iki ayet var. Bunları okumam lazım. Meryem suresi. Tamam hocam, bence başlayayım, vakit kaybetmeyelim. Tamam. Yani Meryem suresine gideceğiz. Tamam. Zuhruf suresine gideceğiz. Maide suresine gideceğiz. Zuhruf 61'e mi gideceksiniz? Evet, 61'e. Çünkü çok önemli. Adam diyor ki işinize gelen ayeti okuyorsunuz, işinize gelmeyen okumuyorsunuz diye. Ya bizim işimize gelmeyen ayet olur mu? Öyle bir şey var mı ya? Bir Müslümanın işine gelmeyen ayet olur mu? Ayetse işimizdir işte bu yani. Hiç dert değil. Şimdi Mahmut Hoca'nın anlattığı Nisa suresi 157-158. Tabii 157-158'i konuşunca bir de 159 var. 159 da çok böyle şey yapıyor. Yani farklı yorumlanıyor. Ben bunları anlatayım. Ne? Metne sadık kalarak. Hani arada siz biraz önce dediniz ki hani onun yerine biri asılmadı mı filan. Çünkü öyle inanılıyor değil mi? Hani onu ihbar edenin çarmıhta ona benzetildiği ve dolayısıyla ihbarının cezası olarak onun asıldığı kabulü var. Metinden hareketle buna cevap vereceğim. Eğer anlayacaklarsa bu soru bir daha gündeme gelmemesi lazım. Hı hı. Şimdi Hazreti İsa'yı Yahudilerin öldürdüğü iddiası var. Ve kavlihim inna katelnel mesiha İsa ibn Meryem Resulallahi. Allah'ın elçisi olan işte Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı onların kalplerini mühürledik, onların bu nankörlüklerinden dolayı onların kalplerine mühür verdik, vurduk diye o bağlamda geliyor. Sonra bunun cevabı olarak diyor ki Rabbimiz ve ma gateluhu, hayır onlar onu öldüremediler. Ve ma salebuhu, işte onu asamadılar, Mahmut Bey'in dediği gibi çarmıhta öldüremediler. Sen peki ne oldu? Ne oldu? Orada bir şey oldu ama o zaman. Yani böyle hiç madem değinildi bize bir ışık olacak bir parçası var. Milletin yanlış anladığı bir cümle var. Velakin şübbihe lehum onları şübbihe kafası karıştırılmak demektir. Bizimkiler diyorlar ki şübbihe lehu ona biri benzetildi. Hayır. Ona biri benzetildi değil. Şübbihe lehum kafaları karıştırılmış olmak demektir. Öyle zannettiler diyebilir miyim? Evet, öyle zannettiler. Öyle, çünkü koca bir şey, bir grup iddialı bir şekilde bir işe giriyor, sonra fiyaskoyla sonuçlanmasını kolayına kaldıramazlar. Böyle bir gündemle onu astık diyecekler ama kafaları karıştırıldı diyor Allah-u Teala. Ve ayetin sonunda diyor ki ve innellezine ihtelefu fihi lefi şekkin minhu, o ihtilaf ettikleri konu var ya, onda derin şüphe içindeydiler bunlar. Hiçbir kesin bilgileri yoktu.
Mâ lehum bihi min ilmin illettiba'a zanni. Onların zanna tabi olmanın dışında hiçbir kesin bilgileri, bilgi kırıntıları dahi yoktu. Ve sonunda diyor ki, ve mâ kateluhu yakînâ. Onlar İsa'yı kesin bilgi haliyle bunu öldürdük diyemediler ve onu kesin olarak öldüremediler. Burada konu öldürülmemesidir. Yahudilerin Hazreti İsa'yı öldürememiş olmasıdır. Hazreti İsa'nın ölmemesi değil. Burada konu o değil. Devam ediyor şimdi bu 157. 158'de diyor ki Rabbimiz, bel, hayır, işin esası şu, rafa'ahullahu ileyhi, Allah onu katına yükseltti, yüceltti. Şimdi bu rafa'a kelimesi yüceltmek anlamına geliyor. Hazreti İsa'yı yukarılara bir yerlere çıkartanlar, aynı kelimeyle ifade edilen Hazreti İdris'le alakalı ayette aynı yorumu yapmıyorlar. Onu soracaktım. Orada diyor ki Meryem suresinde وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا. Meryem suresi 57. ayet. 56'dan başlamıyor mu? 56 Hazreti İdris وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İdris اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيَّا. O sıddık, doğrulayan bir nebi idi. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا. Biz onu yüce bir mekana yükseltmiştik diyor. Yani ölünce ruhların, peygamberin ruhlarının Allah'ın kontrolündeki pozisyonunu anlatıyor. Bu her peygamber için olandır. Hazreti İsa için kullanılan da budur. Buradan hareketle bakın. En başta dedim ki doğru bir metodumuz olması lazım. Biz bu konularda Kur'an'ın ne dediğini anlamadan önce rivayetlerin ne dediğine bakmaya alıştırıldığımız için rivayetlerde de Hazreti İsa'nın ölmediği, yeniden geleceğine dair bir öğreti dizisi yer aldığı için. O zaman rivayetleri pekiştirmeye çalışmak için ayetlerin yorumlarını değiştiriyoruz. Aynen öyle. Rivayeti esas aldılar, ayetleri yorumladılar. Tersi yapılmalıydı. Ayetler esas alınacak, rivayetlere sonra bakılacaktı. Tersinden yapılıyor. Önce rivayete bakıyor, sonra ayete bakıyor. Rivayetler zaten %100 kesin, %100 emin değiliz ki. Rivayet ayete uyuyorsa doğrudur. Ayeti tersine çeviriyorsa doğru değildir. Hocam kurtarıcı lazım. İşte onlar hep birbirine ekleniyor. Bitmedi. Ve kânallâhu azîzen hakîmâ. Allah onu katına yükseltti diyor. Çünkü Allah her şeyden güçlü olan ve her kararında hikmet sahibi olandır. Hı hı. Şimdi 159. Ve min ehlil kitabi. Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki illa leyu'minenne bihi kable mevtihi. Ölümünden önce ona inanacak olmasın. Yani adına ehli kitap denen herkes ölümünden önce ona iman etmiş olacak. Kimin ölümünden önce? Diyor ki İsa'nın ölümünden önce. Hayır. Arapçada zamirler yakınındaki kelimeye giderler. Bu kuraldır. Burada zamir ehli kitap denen kişiye gider. İsa'ya gitmez. Bir adam ehli kitap adını alabilmesi için İsa'ya iman etmiş olması lazım. Bu zorunlu. Ama bu iman doğru bir iman değil. Ölüm anında bir iman olduğu için ayetin sonunu okumuyorlar. Hı hı. Ayetin sonunda diyor ki Allahu Teala ve yevmel kıyameti yekunu aleyhim şehida. Kıyamet günü İsa onların aleyhinde şahit olacaktır. Bu doğru bir iman olsaydı Hazreti İsa onlarla ilgili neden aleyhte şahitlik yapsın ki? Bir adam ölümünden önce, ölüm anında tıpkı Firavun'un imanı nasıl kabul edilmediyse, ölüm anında İsa'ya iman edecek olan adam ehli kitap adını alabilir. Ancak bu iman doğru bir iman değildir. Çünkü Hazreti İsa onların aleyhinde şahitlik edecektir. Nisa suresi 159. ayetin verdiği mesaj bu. Şimdi geliyorum. Burada Hazreti İsa'nın Allah'a yükseltilmesinden söz ediliyor. Bizimkiler diyorlar ki Hazreti İsa göğe yükseltildi. Burada gök yok. Ayete zam yapmak kimsenin hakkı değil. Bel rafa'ahullahu, eğer gök kastediliyor olsaydı bel rafa'ahullahu ileyhi demeyecekti Allah. Az Arapçayı bilmek lazım. İleyha diyecekti. Gök müennes bir kelimedir. Ona ait zamir Arapçada hu diye gelmez. Ha diye gelecek.
Demek ki göğe yükseltmek diye bir şey yok. Allah gökte değil. Allah'a mekan isnat etmek kimsenin haddine değil. Allahu Teala zamandan ve mekandan münezzehtir. Dolayısıyla onu 5. katta oturuyor gibi göstermek Kur'an'a koca bir iftiradır. Böyle bir şey yok. Allah onu katına yükselttiğini söylüyor. Biraz önce Mahmud Bey'in okuduğu, sizin de mealen aktardığınız Ali İmran 55. ayette buyuruyor ki Rabbimiz اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى Allah-u Teala dedi ki ey İsa inni müteveffike seni vefat ettirecek olan benim. Onlar değil yani. Ve rafi'uke ileyye. Burada refa'a kelimesi kullanılıyor orada da. Orada kullanılan refa'a kelimesi vefat kelimesinden sonra geliyor. Yani önce vefat ettirilecek sonra da katına yükseltilecek. Burada Allah'ın Hazreti İsa'yı katına yükseltmesinin vefatından sonra olduğu gayet açık net bir ifadeyle ortadadır. Ben biliyorum. Şimdi bizi izleyenler bir bölümü izlemiyordur. Hani diyor ki bunlar izlenmez, boş ver filan diye ama izleyenlere hitap etmiş olalım. Diyorlar ki vefat kelimesi bedenle ölmeyi değil. Vallahi ben izlemeyenlerin izlediklerini de defalarca davet ediyorum buraya. Evet, tabii. Hepsiyle en az 4-5 kere telefonda konuştum. Birer saat 45'er dakika gelmeleri için ikna etmeye çalıştım. Ama bana telefonda hayır deyip çok isterdik gelmeyi deyip ondan sonra Twitter'da beni hedef gösteriyorlar. O da çok ayrı bir durum. O yine vurgulayayım ben izlemeyenlerin izlediklerini de defalarca davet ettim efendim ama ne bir araya getirebiliyorum ne de ayrı getirebiliyorum. Bunu da şerh düşmüş olayım buyurun. Evet. Yani ama izlemiyorsa izlemez. Adamın kalbine zorla bilgi nakletmek durumunda değiliz. Tereddüdü olanlar ya da bilgi eksikliği olanlara hitap etmiş olalım. Adam inanmıyorsa inanmasın, yapacak bir şey yok. Bize ne yani? Ama Allah'ın kitabına iftira etmesin. Yani ki Kur'an'da bu var, yok öyle. Benim böyle bir hatıram var. Bir papazla yaşamıştım Samsun'da. Bu ayetlerle papaz olduk papazla yani. Papaz yani... Ya onu bile istismar ettiler Cansu Hanım. Vallahi ben şaşırıyorum bunlar. Bunların inandığı ahiret nasıl bir ahiret ben bunu anlamıyorum yani. Bu nasıl bir ahirete inanıyor bu adamlar? Ben adamla mücadele etmişim. Kur'an'a güvendiğim için, Kur'an'ın verdiği bilgilerin doğru bilgiler olduğuna iman ettiğim için adama meydan okumuşum. Vatandaş Twitter'da yazıyor veya Facebook'ta. Hristiyan olacağını söyleyen ilahiyatçı. Be vicdansız ya. Öyle mi yani? Sen neden o Twitter'ın veya Facebook'un o mesajı yayınlarken benim konuşmamın tamamını vermiyorsun da oradan cımbız diyorsun? Cımbızlamakta maharetlidir bunlar. Böyle kesip yapıştırmada üzerlerine yoktur yani. Şimdi bakın, diyorlardır ki ben biliyorum. Vefat kelimesi aslında bedenen ölmek demek değildir. Yani uyutmak anlamı da vardır. Doğrudur. Hı hı. Bakın, hadi memnun olsunlar. Doğrudur. Doğrudur da kenarından tırtıklamamak kaydıyla doğrudur. Vefat kelimesinin uyutma anlamı var. Zümer 42. Zümer 42 bravo. Allahu yeteveffel enfüse En'am suresinde de var. Ve huvellezî yeteveffâküm billeyli. Buradan bir Kur'an üslubu olarak onlara sesleniyorum. Vefat kelimesi uyuma manasına gelir ama o manaya gelebilmesi için yanında ya gece kelimesi gelecek ya da uyku kelimesi gelecek. Gece ve uyku kelimesi varsa uyutmak anlamına gelir. Tek başına kullanılıyorsa kul yeteveffaküm melekül mevti. Ölüm meleği sizi vefat ettirir demek, sizi uyutur demek değil. Yani vefat kelimesi Hazreti İsa için kullanılan bu Ali İmran suresi 55. ayetteki vefat kelimesi asla ve kat'a uyutmak anlamına gelmez. Çünkü aynı kelime şeyde de geçiyor. Maide suresinde de. Şimdi Maide suresini okuyalım, bakalım. Allah aşkına Maide suresinin 116, 117, 118. ayetleri var. Neticede bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de duruyor. Açan açtığı gibi görür bu ayetleri. Hazreti İsa mahşerde sorgulanacak. Maide suresi 116, 117. ayet. Ayetleri okumak istiyorum. Ve iz kâle Allahu ya İsa ibn Meryem. Allah-u Teala Meryem oğlu İsa'ya şunu demiş olacak. Diyecek ki اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ Sen insanlara şöyle mi dedin? اِتَّخِذُونِ وَاُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Beni ve annemi Allah'ın peşi sıra iki ilah edinin. Böyle mi dedin bu insanlara? Bu teslise inananlara? Böyle mi dedin sen? Hazreti İsa'nın cevabı قَالَ سُبْحَانَكَ
Ma yekunu li en aqula ma leysa li bi hak. Şanını tesbih ederim, tenzih ederim seni eksikliklerden. Benim için doğru olmayan bir şeyi nasıl söylerim? İn kuntu qultuhu fakat alimte. Ben böyle bir şey deseydim sen onu zaten bilirdin. Ta'lemu ma fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsik. Ya Rabbi sen bende olan her şeyi bilirsin ama ben sende olanları bilmem. İnneke ente allamul guyub. Gaypları en iyi bilen sadece sensin. Ma kultu lehum illa ma emerteni bih. Ya Rabbi ben onlara senin bana emrettiğin şu hakikatten başka bir şey demedim. Ne dedim? En i'budullaha Rabbi ve Rabbeküm. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim onlara. Şimdi bakın. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. İçlerinde bulunduğum sürece durumlarına şahit idim. Bir daha tekrar ediyorum. İçlerinde bulunduğum sürece durumlarına şahit idim. Yani ben onların içinde yaşarken böyle bir şey demiyordu bu adamlar. Felemma teveffeyteni. Ne zaman ki sen beni vefat ettirdin, künte enter rakibe aleyhim. Artık onları gözetleyen sen oldun. Ve ente ala külli şeyin şehid. Her şeye şahit olan sensin. Şimdi Hazreti İsa sağ olsaydı, bu cevabı mahşerde verecek olur muydu? Açıktan öldüğünü söylüyor. Ben öldükten sonra kimin ne yaptığını bilmiyorum. Ne zaman ölecek Hazreti İsa? Kıyamet sabahı ölecekse oraya kadar olanları bilmesi lazım. Maide suresinin 109. ayeti var. 109. ayeti bilmeden bu işler de çözülmez biliyor musunuz? Bütün peygamberlerle alakalı verilen bilgi. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلُ Allah peygamberleri mahşer sabahı toplayacak. فَيَقُولُ ve onlara diyecek ki مَاذَا اُجِبْتُمْ Size ne cevap verildi sizden sonra yani? Cevap. قَالُوا Hepsi diyecekler ki لَا عِلْمَ لَنَا Ya Rabbi bu konuda bilgimiz yok, bilmiyoruz. Bizimki her şeyi bildiriyor. Bizimki başka neler daha bildiriyor? Haddi hesabı yok. Hazreti İsa sağ filan değil. Hazreti İsa kesin diğer bütün peygamberler gibi ölmüştür. Hazreti Peygamber için diyor ki Allah-u Teala Zümer suresinde. Yani efe immitte. Şimdi sen öleceksin de fehumul halidun. Onlar mı kalacak yani? Hazreti Muhammed'in öldüğü dünyada Hazreti İsa'nın sağ kalmasının nasıl bir izahı olabilir? Ölümü Hazreti Muhammed tattıktan sonra başka birinin ölümü tatmamasını en azından o zamana kadar da olsa yani 600 sene aralarında zaman var. Öyle bir ölümsüzlük iddiası Kur'ani referansı olan bir iddia değil. Diyorlar ki ben diyorum ki arkadaş Meryem suresi var. Orada Hazreti İsa ile alakalı Allah-u Teala hayatın üç alanına dair bir gönderme yapıyor. Diyor ki Vesselamu aleyye yevme vülittü ve yevme emutu ve yevme ub'asu hayya. Ben doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün selam benim üzerime olsun. Dua ediyor kendi kendine. Diyorlar ki canım öleceği gün biz hiç ölmeyecek demiyoruz. Gelecek ondan sonra ölecek. Ama bir tane değil ki o. Aynı ifade Hazreti Yahya için de var. Haydi bakalım ona ne diyeceksin? Bu da Meryem suresinin 15. ayeti. Veselamun aleyhi yevme vulide ve yevme yemutu ve yevme yub'asu hayya. Hazreti Yahya için aynı ifade var. Hazreti İdris için ref kelimesi aynı şekilde kullanılıyor. Hazreti İsa için söylediğini Hazreti İdris için niye söylemiyoruz? Burada Hazreti İsa için esnek baktığımız dünyaya Hazreti Yahya için niye aynı şeyi söylemiyoruz? O zaman Hazreti Yahya da hayli hayli gelebilir. Değil mi? Hazreti İdris de gelebilir, hepsi geliyor. Bir Hazreti Muhammed gelmiyor yani. Geri kalan hepsi geliyor. Yok böyle bir şey kardeşim. Bak şimdi niye biliyor musunuz? Bazıları diyorlar ki hocam öyle çok kesin konuşuyorsun, çok kesin konuşmasan iyi olur falan. Nasıl konuşmamı bekliyorsun? Yuvarlak konuşayım öyle mi? Öyle de olabilir, böyle de olabilir, şöyle de olabilir. Ondan sonra 15 Temmuz olsun. Adam İsa olduğunu zannediyor. Mehdi olduğunu zannediyor. Sen bunu bir inanç haline dönüştürürsen, Mehdi diye biri var, gelecek, Deccal'i öldürecek, yok onu yapacak, bunu yapacak dersen, bu aynı zamanda bir mesihlik gibi de bir misyon üstlenecek, bunu imanının parçası yaparsan, bunu kullanacak ve istismar edecek olan adam her zaman çıkacaktır.
Öyleyse meselenin altına, en köküne girmek ve bunun bir inanç meselesi olmaktan çıkartılmasını behemhal sağlamak zorundayız. Yoksa istismarının önüne geçemeyiz. Diyor ki Zuhruf suresinin 61. ayeti var. Hadi onu da söyleyelim. Ayıp ettin. Yani Kur'an'sa hiç dert değil. Zuhruf 61. Muhakkak ki o kıyamet için bir bilgidir. Evet. Kıyamet de değil, saat. Ha. Son saat için. Ve tek bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Es-sah diye geçiyor. Es-sah geçiyor, evet. Bunu bilmemiz lazım bir Müslüman olarak. Kıyamet kelimesi Kur'an'da tek başına hiç geçmez. Hep yevmül kıyamet diye geçer. O da ahiret için, mahşer için kullanılır. Bizim kıyamet dediğimize Kur'an-ı Kerim es-sa'ah kelimesiyle temas eder. Hep o kelime gelir yani. Nerede geliyorsa. Ve innehu muhakkak ki İsa, şimdi tekniğine girmek de vakti de almak istemiyorum ama. Lütfen hocam, bu, evet. Kısa geçelim, öbürlerini de konuşalım. Ha, ve innehu'daki hu zamirinin Kur'an olma ihtimali de var. Yani hani Arapça gramerden hareket ederseniz hu zamirine Kur'an demek de mümkündür. Ama hadi Kur'an demeyelim, İsa diyelim. Ve innehu İsa le'ilmun lissaati. Son saat için bir bilgidir. Hı. Şimdi bakın. Rivayete önce baktıkları için kalktılar, ne dediler biliyor musunuz? Buradaki le'ilmun kelimesi aslında le'alemun demektir. Yani alemun olunca alamet oluyor. Böylece kıyametin alametlerine Kur'an'dan bir referans bulmuş oluyor. Allah-u Teala le'ilmun demesini biliyordu da haşa le'alemun diyemiyor muydu yani? Kaldı ki alem kelimesine ne gerek var? Alamet için kullanılan kelime eşrat kelimesidir. Eşrat, alametler anlamına gelir. Bunun kelimesi işte eşrat çoğuldur, tekilini kullanır. Hayır, bu değil. İsa kıyamet için bir bilgidir. Sonra bakın ne yapıyorlar. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. Sakın ha onun geleceğinden şüphelenmeyin diye tercüme etmesinler mi? Ne gelmesi ya kardeşim? Nereden çıkarıyorsun? Ne gelmesi? فَلَا تَمْتَرُنَّ. Şüphe etmeyin. بِهَا. Son saatle ilgili şüpheniz olmasın. Hmm. İsa ile ilgili değil. Yani kıyametin gelmesi, yani son saatin gelmesiyle ilgili bir şüphe olmayacak. Ha. Muhakkak gelecek dünyanın sonu. Tabii gelecek. Ondan sonra bir emir daha var. Vettebi'uni. Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e diyor ki sen insanlar için de ki İsa peygamberimizden önceki son peygamberdi. O bir bilgidir. Bir bilgi de Hazreti Muhammed'in peygamberliği, bir bilgi de Kur'an'ın gelmesi. Kıyametle alakalı 3 tane alamet vardı, hepsi geldi. Ondan bir önceki peygamber zaten. Evet, evet, Hazreti Peygamber'den önceki peygamber. Eğer gelecek olsaydı Cansu Hanım, düz bir mantıkla soruyorum. Hı-hı. Allah aşkına, sizin salim aklınıza hitaben soruyorum. Eğer maksat şu olsaydı, İsa son saat için bir alamettir. Mutlaka gelecektir İsa yani. Mutlaka gelecektir. Eğer mana bu olsaydı. Üçüncü cümle. Ona tabi olun şeklinde olmaz mıydı? Gelecek alamettir. Ona tabi olun ki kurtulanlardan olasınız. Evet. Bir şey beklerdim. Beklerim. Ha. Ama öyle değil işte. Son saat için İsa bir bilgidir. Son saatten zerre kadar tereddüdünüz olmasın. Vettebi'uni ve bana tabi olun. Ona değil. Niye ona tabi olacakmış ki? Bir yargıç olsaydı ona tabi olun derdi. Vettebi'uhu yani. Demeliydi. Ama vettebi'uhu değil. Vettebi'uni. Şunu bütün imanımla söylüyorum. Bir adam İsa'nın geleceğine inanıyorsa o onun sorunudur. Ama Kur'an böyle diyor demesin. Bir şey söyleyeceğim peki. İnanmıyor. Mehdi'ye de inanmıyor diyelim. Mesih'e de dinden mi çıkıyor? Yani şimdi onu bağladılar. Mehdiyeti ve Mesihiyeti bizim inanç esaslarımız arasına ilave ettiler. Bir zamlar var. Nüzulü İsa haktır. Bunu kabul etmeyen kafirdir diye yazmış. Ama imanın ve İslam'ın şartlarında yok. Allah, o önemli değil ki. Yetmiyor ki. Ben en başta ne dedim? Din Allah'ındır. İnanılması gereken esasları Allah belirler. İnsanlar esas belirleyemez. Bize göre ne diyoruz?
İşte Maturidiliğin iman esasları, Eş'ariliğin iman esasları, Ehl-i Sünnet'in iman esasları, Şia'nın iman esasları, iman esaslarını mezheplere, insanlara indirgedik. İmanın esasını dinin sahibi belirler. O da Kur'an-ı Kerim'de belirlenen bütün ilahi buyruklardır. Şimdi... Allah razı olsun. Hiç kesmedim. Ben de anlatmak istedim. Korkundan ona kesemedim ya. Ben de kesersin diye hiç nefes almadan böyle götürdüm. Pekala. Şimdi şunu da sorayım. Ondan sonra hocam size söz hakkı vereceğim. Belki siz de yanıtlamak istersiniz. Bu meselelerde bir de Hazreti İsa'nın gelmesiyle ilgili bunu pekiştirmek için yahut tartışmalı meselelerde delil gösterilen meselelerden bir tanesi. Şimdi peygamber misyonuyla gelmeyecek Hazreti İsa. Hazreti Peygamber'e tabi olarak aleyhissalatü vesselama tabi olarak geleceklerine. Çünkü ona yardım edecek. Yardım etmek vazifesiyle gelecek. Buna da Ali İmran 81. ayet-i kerime. Hani Allah peygamberlerinden and olsun size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış. Evet. Ve bunu kabul ettiniz mi? Verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi demişti. Şimdi bak bu ne demek biliyor musun Cansu Peygamberler için geçer. Biz bu ne demek biliyor musun? Şimdi Hazreti Peygamber'e bütün peygamberlerin iman etmesi ve yardım etmesi buyruğu var. Ali İmran Suresi 81. ayette. Bu şu demek. Ümmetler, peygamberler ümmetlerine, Hazreti Muhammed'den önceki peygamberler ümmetlerine. Çünkü Tevrat'ta Hazreti Peygamber'in adı var, İncil'de var. Kur'an bunu bize haber veriyor. Mevcutlarda olmaması sorunu bizim için sorun değil. Kur'an bize bunun haberini veriyor. O ümmetlerin Hazreti Muhammed'e iman etmesi, hem peygamberlerin de gelecek peygambere iman etmesi, ümmetlerin de bu peygamberin misyonuna efendim destek olmasını istiyor o ayet-i kerime. Ama niye uyanıklık yapıyoruz da Hazreti Peygamber'e çoğul ifade, letü'minunne bihi ve letensurunne, o ünne diye okuduğum o harekeler, cümlenin çoğul olduğunu gösterir. Hepiniz ona iman edeceksiniz ve hepiniz ona yardım edeceksiniz. Hepiniz dediğinde 124 bin peygamber olduğu rivayetlerde yer alıyor. Sayısını bilmiyoruz. Niye bir tanesi buna cevap veriyor da öbürleri nerede? Nisa 159 geliyor şimdi. Allah-u Teala buyuruyor ki ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona iman edecek i̇şte olmasın. Evet, i̇şte bunu da Hazreti İsa olarak işte bununla yetiştiriyorlar işte. Bak yanlış. Yani ona iman edeceksin o işte o peygamber diye. Ama oradaki o Ali İmran suresi 81. ayette ehli kitaptan söz etmiyor. Ve izâ kadallâhu mîsâkan nebiyyîne peygamberlerden söz almış. Peygamberlik felsefeden, filozofluktan farklıdır yani. Felsefeler birbirinin reddiyesi üzerine efendim şey yaparlar. Bayraktar Hoca'nın dediği gibi peygamberlikte reddiye yoktur. Bir sonraki peygamberi, önceki peygamber müjdeler. Sonraki peygamber de önceki peygamberi tasdik eder. Orada mesele ümmetin gelecek peygambere ve hepsinin Hazreti Muhammed'e dair bir iman ve yardım kurumu ortaya koymasını sağlamaktır. Başka da bir şey değil yani. Buyurun yani hocam. Oradakinde aynı zamanda şu var yani. Biz mesela bütün peygamberlere inanmak zorundayız. Tabii. Peki o peygamberlere niye inanmak zorundayız? Çünkü Allah'a inandığımız için inanmak zorundayız. Eğer Allah'a inanıyorsak onun gönderdiği elçilere ve o elçilerin getirdiği mesajlara inanma zorunluluğu zaten var. Kitabına da inanacağız. Tabii. O kitapla ilgili de yani hocam söylerken sözünü kesmek istemedim. Kitap mesaj demekti zaten. Hani o Resul Nebi ayrımını ifade ettiğinde, o ayrımın yanlış olduğunu ifade ettiğinde mesaj demekti. Zaten mesaj verilmesi, peygamber olmaz, tebliğ etmesi görevini yapmamış olur. Onun için oradaki iki kapak arasına getiren bir metin olarak da düşünmeyelim. Kur'an-ı Kerim'de kitaptan kasıt iki kapak arasında toplanan metinler değildir. Peygamberle verilen mesajları ifade etmektedir. Dolayısıyla o ayet de yani her peygamberin mesajının o tevhid geleneği olduğunu ve her ümmetin de bunu kabul etme, o peygamberi ve mesajını onaylama zorunluluğu olduğunu ifade ediyor. Yoksa orada başka bir şey söylemiyor aslında. Şimdi hocam bir noktanın altını çizdi. Şimdi Mesih'i hep konuştuk. Bir de şuna bakalım. Peki bu Mesih inancının toplumlarda oluşturduğu, meydana getirdiği yıkıcı etkilere de biraz bakmak lazım. Biraz işte değildir. Yani acaba yani Mesih bekledik şu ana kadar da, peki bir sürü geldiğini iddia eden oldu. Niye bunlara inanılmadı veya geldiğini iddia edenler bu topluma neler yaptılar?
Şimdi bakın, din çok güçlü bir duygudur. Dini duygu ve düşünce olmadan siz insanları bir yere kanalize edemezsiniz. Yani ölmeye ve öldürülmeye sevk edemezsiniz insanları. Dolayısıyla dinin bu gücünden yararlanmak isteyen uyanıklar, işte bu gruplar, cemaatler, her ne derseniz deyin, mutlaka hepsi olmayabilir ama pek çoğunda bu türlü algılar var. İşte bunlar kendi liderlerine, kendi önemsedikleri veya bağlı oldukları kişilere karizmatik bir kişilik kazandırmak için işte onların beklenen ilahi kurtarıcı olduğunu ifade etmişlerdir. İşte son yaşadığımız iki örnek, işte FETÖ örneği ve TAŞ örneği, yani IŞİD dediğimiz yapının örneği. O da kendisinin Mehdi olduğunu söylüyor, Mesih olduğunu söylüyor. Hmm. FETÖ de kendisinin o hem Mehdi hem Mesih olduğunu ifade ediyor. Değil mi? Tabii. O da kendisinin Mesih olduğunu söylüyor. Örneğin onu iddia ediyor yani. Bu son dönemde tanıkların, kendiyle beraber olanların ifadelerine baktığınız zaman kendisinin Mesih'in, yani İsa'nın kendisine tecelli ettiğini söylüyor FETÖ ve devam ediyor. Diyor ki bunu da kuvvetlendirmek için ben diyor peygamberle görüştüm. Hmm. Ve Tanrı'yla da, Allah'la da görüştüm. Yani buradan kendisine ilahi bir kurtarıcılık vasfı veriyor. Ama ben dönüp baktığımda bu nereden geliyor aslında baktığımda, bunun kökeninin aslında Gülen hareketinin ortaya çıktığı, yani terör hareketi olarak nitelendirilmeden önce nitelendirildiği Gülen hareketinin ortaya çıktığı Nurculuk hareketinde bunu bakmak lazım. Said Nursi'nin eserlerinde bunu bakmak lazım. Örneğin bu eserlere baktığınız zaman... Evet ama onlar aynı şey değiller galiba. Ama bakın bir şey söyleyeceğim. Bunlar Mehdi'nin geleceğini söylüyor. Ve hatta burada çıkardım. Eserlerinde diyor ki Mehdi'nin 3 tane görevi olacaktır diyor. Hı. Ve şöyle başlıyor. Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi Hazreti Mehdi, Ali Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatinin şahsi manevisinin 3 vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün yoldan çıkmazsa o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati yapacağını rahmeti ilahiyeden bekliyoruz. Ve onun 3 büyük vazifesi olacak. Emir de lahikasında bunu söylüyor. Bir diğer şualarda Büyük Mehdi'nin 3 vazifeleri var. Siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, cihat aleminde. Peki bunun görevleri nelerdir? Bakın birinci görevi, insanların imanını kurtaracak. Özellikle işte felsefenin veya fennin veya ateizmin karşısında insanları imana ulaştıracak diyor birinci görevinde. İkinci görevi, dini özüne döndürecek. Bunu da şöyle söylüyorum. Hilafeti Muhammediye ünvanı ile şeari İslamiye ihya etmektir. Alemi İslam'ın vahdedini noktayı istinad edip beşeriyeti maddi ve manevi tehlikelerden kurtarmaktır diyor. Bu dini özüne döndürme şeklinde ifade ediyor. Ve üçüncü görevi çok ilginç. İslam toplumunu tekrar birleştirecek. Peki bunu nasıl yapacak? O da şöyle söylüyor bakın. O zatın üçüncü vazifesi Hilafeti İslamiye'yi İttihat-ı İslam'a bina ederek İsevi ruhanilerle ittifak edip dini İslam'a hizmet etmektir. İşte bu FETÖ'nün dinler arası diyalog bağlamında Katolik Kilisesi'yle İvanjelik Protestan Hristiyanlarla yaptığı ittifakı burada bize söylüyor. Dolayısıyla bu ittifakı yapacak diyor. Bu ittifakı yapacak ve devam ediyor. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. Birinci vazife o vazifeden 3-4 derece daha kıymetkardır. Fakat ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak ve çok geniş bir dairede ve şaşalı bir tarzda olduğundan umumun ve avamın nazarında daha ehemmiyetlidir. Yani birincisinde diyor insanlara imanla kavuşturacak, ikinci ve ikincisinde güç kazanacak, ekonomik ve askeri güç kazanacak, işte askeriyeye sızacak, polis teşkilatına sızacak, oradan bir milis teşkilatı oluşturacak kendine ve üçüncü olarak da diyor ki bu, yani Said Nursi söylüyor bunları, Hristiyanlarla, Hristiyan misyonerlerle, Hristiyan ruhanilerle işbirliği yapacak ve ondan sonra dünyayı kurtaracak. Ki neyi kurtaracak? İşte kurtardıklarını gördük. Bu milletin canını okudular. Ve kurtarıcı diye ortaya çıktıkları bu insanlar, altın nesil diye ifade ettiği bu insanlar
Ki o nitelendirilmesi şöyleydi bunların, yolda yürürken karıncaları incitmezlerdi. Ama o incitmeyecek insanlar kitle imha silahlarıyla bu milletin üzerine geldiler. Meclisi yok ettiler. Yani milletin üzerine bomba yağdırdılar. Peki bu insanlar nasıl bu hale geldiler? Çünkü kitlesel olarak kurtulacaklarına inanıyorlardı. Sorun burada kaynaklanıyor. Çünkü o insanlar FETÖ'nün emirlerini yerine getirdiklerinde onun rızasını kazanacaklarını ve bu şekilde de toplu olarak kurtuluşa ulaşacaklarını düşünüyorlardı. Hala aynı duyguyla bunları korumaya çalışıyor. Hala diyor ki işte onlara mühlet veriyor. Bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra. Yani dayanın, sabredin, mutlaka biz galip geleceğiz veya işte o kurtarıcı tekrar kendini gösterecek ve her şey yoluna girecek şeklinde onları motive etmeye çalışıyor. İşte bakın bu yıkıcı etkidir. Bunun yerine yani bütün bunları yapma yerine aslında bizim çok basit bir şey yapmamız gerekiyor. Yani böyle toplumsal ölçekte ahlak, hukuk, siyaset ve dini alanlardaki sorunları bizim çözmemiz gerekiyor. Bunları biz çözme yerine bunları çözecek başka birini beklersek yani evimizin önünü daha önce de ifade ettiğim gibi biz süpürmeyip de başka birinin gelip o evimizin önünü süpürmesini bekliyorsak emin olun daha çok bekleriz. Kaldı ki daha önce de söyledik Zerdüştlük'ten bu yana hemen her dini gelenekte Mesih beklentisi var. Allah aşkına bir tanesi gelsin de o süper Mesih gelsin de bir görelim bakalım nasıl olacak bu iş. Şu ana kadar hiçbirini görmedik ve bu kanaatte beklemeye devam edersek daha çok bekleriz gibime geliyor. Halbuki Yüce Allah Ra'd suresinde çok açık ve net söylüyor bunu. Bir toplum kendi kendini değiştirmedikçe Allah onu değiştirmez diyor. Toplumu oluşturan fertler. Bireylere indirelim bunu biz. Dolayısıyla bireyler kendi kurtuluşlarını kendileri sağlamadıkça, yani aslında herkes kendi kendinin kurtarıcısıdır. Herkes kendi kendinin Mesih'idir. Yani özel bir Mesih bekleme yerine kendimiz o Mesih misyonuna sahip olduğumuzu düşünürsek ve kendimizi kurtarmaya çalışırsak, kurtulmuş bireylerle toplumlar da kurtulacaktır. Eğer bunu yapmazsak biz mahvolduğumuz gibi temsil ettiğimiz toplumlar da mahvolacaktır. Zaten sonuç oraya gidiyor bakın. Yapılan şey odur zaten. İslam ümmetinin haline bakın Allah aşkına. Her taraf perişan halde. Öyle değil mi? Yani Irak perişan halde, Suriye perişan halde. Yani Orta Doğu perişan halde. Afganistan o aynı durumda. Peki niye bunları biz ortaya çıkarmıyoruz? Niye bunları biz düzeltmiyoruz? Emin olun. Bakın biz bir şey yapmadıkça Allah hiçbir şeyi kendisi düzeltmeyecek. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bol bol dua ediyoruz. Dua önemli. Dua yapacağız tabii ki. Ama duayla bu işler olmuyor sadece. Bakın peygamber ve ashabı dua ediyordu. Ne zaman dua ediyordu? Savaşa çıkıyorlardı. Fiili olarak olayın içinde yer alıyorlardı ve dualarını orada yapıyorlardı. Yoksa biz burada sabaha kadar dua edelim. Herhangi bir şekilde kendimizi fiiliyata geçirmeyelim. Yani o kötülükleri, o fenalıkları, o savaşları, o çatışmaları ortadan kaldırmak için eyleme başvurmayalım. Hiçbir şey olmaz. Ama hocam yine dualar tutuyor. Hayır, yani. Dua Allah önemli. Bütün bakın, planları bakın, bozuyor bakın, yani. Bakın bir şey söyledim. Dua olmasın demiyorum ama bir şey yapmaya. Bir şey de ben şunu lazım, yapacağım. Evet. Bakın oturayım aşağıya. Evde sabaha kadar dua edeyim. Allah'ım ben profesör olmak istiyorum. Benim makalelerim yazılsın. Fiili ve lafzı duamı. Olmaz mı? Evet. Önce çalışacağım ama çalışırken de Allah'a dua edeceğim tabii ki. Şimdi bir tane geçenlerde biri televizyonda şöyle söylüyor. Ben diyor Kabe'de öyle bir dua ettim ki diyor. Allah FETÖ'nün belasını verdi diyor. Peki mübarek şu Iraklılar için de dua et. Şu Suriyeliler için de dua et. Hatta FETÖ seni hapse attığında o zaman dua etseydin de dışarı çıksaydın. O zaman niye dua etmedin? Onun daha ileri düzeyi var. Ölmüş veliler kurtardılar diyor. Yani mevcutlardan ümidi kesti. Ölüler mi kurtardı? Evet, ölenler filanca şehrin. Çünkü mevcutlardan kurtarıcı bulamadığı için şimdi desek adama kim kurtardı göster. Dolayısıyla bulamayacağım. Onun için ölülerden bize şahit tutmaya çalışıyor. Yani buradaki sorun gerçekten çok büyük. Yani bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yoksa böyle kurtarıcı beklentilerle bakın bir de özellikle Orta Doğu toplumunun kültüründe biraz da bu var. Yani biraz yan gelip yatma. Bunun yerine işleri Allah'a havale et. Her işimizi öyle yapmaya çalışıyor. Aliye İzzet Bekoviç'in dediği gibi. Evet. İşleri Allah'a havale ederek bu işi yapamazsınız siz. Tabii ki Allah'ın yardımı son derece önemli ama Allah'ın yardımını hak edebilmemiz lazım öncelikle. O yardımı hak etmeden
O yardım bize gelmez. Ne yaparsak yapalım gelme şansı yok. Eğer gelseydi bu Müslüman toplum bu halde olmazdı. Daha iyi bir durumda olurdu. Şimdi Allah kim çalışıyorsa ona veriyor. Çalışmayana vermez. Mücadele etmeyene vermez. Onun için yani bu sorunların kökenine gitmemiz gerekiyor. Ve kökene gittiğimiz zaman da tekrar baştan söylüyorum. Oturup bir kurtarıcı bekleme yerine kendimiz bir şeyler yapmak zorunda olarak kendimizi hissetmemiz lazım. Bakın hocam İsa ile ilgili okuduğu ifadeler, ayetleri okudu. Şimdi bakın bazı beklentiler var değil mi İsa ile ilgili? Mesela ne deniyor? İsa semadan yeryüzüne inecek ve her türlü fitne fesatın baş müsebbibi olan Deccal'ı öldürecek. Hah işte ona geleceğim. Deccal'dan önce bir de Mehdi tabii, şimdi, zuhur edecek ama. Başka bir şey söyleyeceğim. Bakın aynı ifade Pavlos'un mektuplarında var. Pavlos'un Selaniklilere ikinci mektubunda İsa'nın ikinci gelişinde fesat adamının ağzının fesat adamını ağzının soluğuyla öldüreceği ve tezahürüyle artık dünyada fitne fesat kalmayacağı söyleniyor. Pavlos'un mektuplarında var. Yani bizim kitaplara rivayet olarak giren hususun birebir aynısı Pavlos'un mektuplarında var. Bakın bir başka ifade. İsa semadan nüzulünün kıyamet alametlerinden biri olduğu yönündeki rivayetler. Yeni Ahit'in Vahiy kitabında dünyanın sonuyla ilgili verilen bilgilerle benzerlik arz ediyor. Hocam kıyamet alametlerine geleceği için sonunda onun için buraya geldiğinde. Bakın ne diyor? İnşallah. Bakın ne diyor? Örneğin hadis kitaplarında Hazreti Peygamber'in şu 10 alamet zuhur etmeden kıyametin kopmayacağı ifade ediliyor. Nedir? Deccal'ın çıkışı, Duhan, Dabbedül Arz, güneşin batıdan doğması, İsa'nın nüzulü, Yecüc ve Meccun çıkışı, doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda 3 yerin batması ve insanları mahşer meydanına sevk edecek Yemen'den çıkan ateş. Bunlar büyük alamet. Bunlar ama büyük alamet. Bir de küçükleri peki var. Yeni Ahit'te ne var? Mesela Vahiy kitabında diyor ki Yecüc Meccun gelecek. Gok ve Mok diyor buna. Ve kıyamet alametleri yine sayılmaya devam ediyor. Aynı şeyler bakın Vahiy kitabında da sayılıyor. Yani Yeni Ahit'in son kitabı olan Vahiy kitabında bizim kitaplarımızda hadis diye nitelendirilen hususların hepsini görüyorsunuz bunun içerisinde. Bir başka şey daha var. Hadis demeyelim, rivayet. Rivayet. Hadis kitaplarında yer alan rivayet dedim. Hazreti İsa semadan inip Mehdi ile birlikte Deccal'ı öldürdükten sonra yeryüzünde huzur ve barış ve refahın hakim olduğu ve birbirine düşman olanların bile birbirleriyle dost olacağı yeni bir dönemin başlayacağını söylüyor. Bakın aynı ifade eski ayetin İşaya kitabında var. Çünkü İşaya kitabı sürgün sonrası dönemde yazılan bir kitaptır. Ve burada da işte o sürgün sonrası dönemde Yahudilerin gelecek kurtarıcıyla o işgalden kurtulacakları ve hatta öyle bir dönemin geleceği ki düşmanla bir de dost olunacağı, yani dolayısıyla o topluma bir motivasyon kaynağı vermeye çalışıyor. Yani bu bilgilerin hepsi burada var zaten. Yani Deccal da var, Yecüc Mecüc de var. Hepsi zaten bizden önceki kitaplarda, yani eski ayette ve yeni ayette yer alan uygulamalar. Ama acaba merak ediyorum, tamam Deccal olabilir. Peki Deccal'ı dünyanın sonundaki bir figür yerine biz kötülüğün sebebi olarak görsek ve her dönemde bir deccal olduğunu varsaysak ve o kötülükle biz mücadele etsek daha iyi olmaz mı? Yecüc Mecüc'ü fitne çıkaran bir kavim yerine her toplumda, her zamanda fitne fesat çıkaran hangi kavim varsa dünyada o kavim olarak görüp o kavimle biz mücadele etsek, yani bir kurtarıcı bekleyip onun mücadele etmesini sağlama yerine biz kendimiz mücadele etsek, aktif direniş içerisine girsek, mücadele içerisine girsek daha iyi olmaz mı acaba? Ama onu yapmak için yürek lazım. Onu yapmak için cesaret lazım. Onun yerine biz bekleyip nasıl olsa dünyanın sonuna doğru gelecek olan Mehdi ve Mesih bunu zaten bizim adımıza yapacaklardır. Biz o zaman şimdi bekleyelim. Bir hocamız vardı, hocam da çok iyi tanıyor. Şöyle bir olay anlatmıştı bize. 80 döneminde İran-Irak Savaşı var yoğun bir şekilde ve Türkiye'de terör hareketleri var. Biz diyor öğrenciyiz diyor ve her akşam dua ediyoruz ki bu terör hareketleri daha artsın. Dünya iyice yaşanmayacak bir yer haline gelsin ve sonunda Mehdi gelsin, Mesih gelsin diye dua ediyoruz diyor. Sonunda 12 Eylül 1980'de geldi Kenan Evren geldi diyor ve ertesi günkü anarşi bitti diyor. Yani şimdi bu toplumun beklediği Mesih, Mehdi, kurtarıcı Kenan Evren miydi? Veya işte ekonomik kriz çıktığında Amerika'dan Kemal Derviş'i getirdiler. Bu toplumun ekonomik mesihi Kemal Derviş miydi? Yani böyle mi alacağız bunları? Ali Ezzet Begoviç'in sözü
tembelliğimizin adını Mehdi koyduk. Evet. Evet hocam, şimdi gelelim kıyamet alametlerine artık. Bir de Mesih var çünkü. Deccal var. Evet. Diğer kitaplarda da referanslar verdik. Süfyan mı demek istiyorsun? Süfyan. O nedir? Mesih yani Hazreti İsa ile alakalı bir kavram evet. Da. Mesih, yani bir de olumsuz. Mehdi var dedi. Mehdi, Mesih. Yani Mesih Hazreti İsa'nın yeniden gelmesi. Tamam ama Mehdi de hidayete erdiren, doğru yolu gösterecek olan anlamına gelmiyor. Evet, başka geliyor. Biri. Evet. Ben de onu söylüyorum. Yani Deccal üzerinden deyince bir de Süfyan diye bir kavram var da. Acaba onunla mı karıştırdın? Yok tamam. Yok, onunla karıştırmadım. Şimdi geri aldım sözünü. Burada şöyle girelim bu meselelere. Bir takım belirtiler o zaman. İşte Deccal gelecek, onun ordusu evet. olacak. Mehdi gelecek, onun ordusu. Zaten gökten bir peygamber iniyor. Evet. Ben burada şunu soruyorum. Ben bunları gördükten sonra benim ettiğim imanın bir faydası olacak mı? Bravo. Yerim var. Bak şimdi. Ne kadar acayip bir ayetin tercümesini söyledin ya. Onları, onları nasıl anlayacaksınız? Yani şimdi İsa geldi diyelim. Ha. Kurtarıcı geldi. Ama anlamam lazım şimdi. Ha, işte sıkıntı o zaten. Rivayetlere baktığımda bir ayak burada, bir ayak Arabistan Yarımadası'nda, yani bir dehşet ifadeler işte sıkıntı, var. Benim anlamam işte lazım mutlaka. Sıkıntı o zaten. Yani ya anlayamazsak ne olacak? Bir de mahvolduk. Allah korusun. Buyurun. Yani Mesih'e inanmadığımız için, kurtarıcıya inanmadığımız için bir de hapı yuttuk. Yani hocam sen devam et de sonra ben. En'am suresi 158. ayet var. En'am suresi 158. Orada uzun bir ayet. Hani ben asıl konuya gireceğim için ayeti böyle detaylı bir şekilde ifade etmek istemiyorum. Şu kadar söyleyeyim. En'am 158. Yani numarasını bilsinler. Yevme ye'ti ba'du ayati rabbike la yenfe'u nefsen imanuha lem tekun amenet min qablu ev kesebet fi imaniha hayra. Yani Rabbinin bu hayatın sonuna dair delillerinden biri geldiği zaman kişiye hiçbir nefse imanı fayda vermez. Eğer daha önce iman etmemiş ve imanıyla alakalı bir hayır kazanmamışsa. İşte ya bitti. Dedim ya ayetin tercümesini. İşte En'am suresi 158. ayet. Cansu Hanım, şu kitap var ya, bu kitap bizim her şeyimiz arkadaş. Şurada aklımıza takılan şeylerin ne kadar yoğun bir şekilde bu kitapta cevabının bulunduğunu bir bilse Müslümanlar. Tefsir ne zaman ne bitiyor? Olsa, 14. cildine başladım bugün. Bugün hı-hı. itibariyle Samsun'da 13. cildi bitirdim. 14. cild uzun oluyor. 24 olacak. 24 veya 25 cilt olacak ama çalışıyorum. Kardeşlerimden dua bekliyorum. Bana hakikati söyletebilmesi çalışıp için. Çalışıp dua bekliyor. Çalışıyorum. Evet, iyi çalışıyorum. Allah mahcup bırakmasın. Umarım Rabbim hakikate ulaştırır bizi ve kardeşlerimiz de bizim dilimizden hakikati öğrensinler diye. Bir tane adam kazanabilmek için uğraşıyorum Cansu Hanım. Rahmetlik babam derdi ki, oğlum ben bütün ibadetlerimi kabul olmuş bir ibadeti elde edebilmek için yapıyorum. Eğer Rabbim benim bir ibadetimi kabul ederse, çünkü Ruzi Mahşer'deki hesap yapılan davranışların en güzeli üzerinden ödüllendirilecektir. Bir tane kabul olmuş bir ibadet eğer yapabilirsem diğerini kurtaracağız. Ama hangi ibadettir onu bilmiyoruz. Hep o özlemle ibadet ederse insan kabul olacak ibadetleri de Rabbim ona ihsan eder. Benim de duam benim elimden, benim dilimden bir kişi olsun Rabbimi severse, bir kişi olsun Hazreti Peygamber'i daha çok severse, bir kişi benim sözümden etkilenir de Kitabullah'ın yüzünü açar ve Allah'ın kelamıyla konuşursa, o bir kişi Ruzi Mahşer'de benim şahidim olsun diye çaba sarf ediyorum. Bazıları diyorlar ki işte hocam ne tefsir yazıyorsun? Hocam da demiyor. Tabii onu diyen onu hocam demez. Sana mı kalmış tefsir yazmak? Bu kadar tefsir var da yani sen ne işin? Ben de onlara diyorum ki kardeş bu tefsiri size yazmıyorum. Sizin bundan alacağınız bir şey yok. Bizden sonra 100 sene, 500 sene, 1000 sene sonra gelecek kardeşlerimiz olacak. Merak edecekler. 2000'li yıllarda Anadolu Müslümanları Kur'an'ı acaba nasıl anlamışlar diye ben o kardeşlerime yazıyorum. Senin bundan öğrenmek istediğin bir şey yok diye. Ama duam bir kişiyi kazanabilmektir. Yani bu Cansu olabilir, bir başkası olabilir. İsterim ki yani hocam Kur'an... Hocam aşk olsun, ben kayıplarda mıyım hayır, ki? Hayır, yeni bir şey öğrenme anlamında diyorum.
yeni bir, yani bir hakikati benim ağzımdan duysun isterim yani. Bir hakikatlik bir kazanımım olsun. Yoksa deminden beri uğraşıyoruz. İnsanlar insanları hidayete erdiremez yani, öyle bir söylemeniz yok. Biz hakikati izini süreriz. Rabbimiz hak ediyorsa karşılığını bize inşallah verecektir. Şimdi diyorum ki, kıyamet alametleri ciddi bir konu değil mi? Evet. Değil mi? Hep onu konuşuyoruz. Bu Mehdi'lik neyin nesi? Mesihlik ne? Bu Deccal ne? Bu Yecüc Mecüc, bunlar neyin nesi? Bunlar eğer, bunlar varsa, eğer bunlar doğruysa, Kur'an bu konuda çok şey demiş olması lazım. Söylüyorum, bir daha söylüyorum. Mehdi Kur'ani bir kavram değildir, hiçbir delili yok. Deccal Kur'an'da hiç geçmez. Yecüc Mecüc de geçer, fakat ta öyle kıyametle, doğrudan kıyametle sınırlı bir ifade değildir. Ta Zülkarneyn'le alakalı bir pasajda da geçer. Dolayısıyla bu hak ve hakikatin karşısında şeytanı ve şeytansıları temsil eden algının ifadesidir. Bu belli bir ırkın, belli bir coğrafyanın, belli bir milletin, belli bir insan topluluğunun adı değildir. Ama hocam özellikle, siz ideldiklerinde vesaire diye işte tamam mı? İşte o Zülkarneyn döneminde, yani hakikatin karşısında olan insanlar o gün de vardı, bugün de var, yarın da olacak yani. Her zaman olacak bu. Bu şeytanı emekli ayırmanın bir alemi yok. Şeytan faaliyetlerine devam ediyor. Şeytan üstelik sadece cinlerden olan değildir. Asıl tehlikeli olan şeytan, cinlerdekine aratacak kadar şeytanlaşmış insanlardır. Bu her zaman var olacaktır. Şimdi mesele şu. Bence meseleyi aslında kökünden halledecek bir noktadayız. Kıyamet alametleri konusu. Kur'an bu konuda sessiz değildir. Ben hep bunu haykırıyorum. Ne olur bir konuda bir bilgi sahibi olacaksanız önce Kur'an'dan başlayın okumaya. Başka şeyleri okumaya başladığınız zaman Kur'an'la aranıza barikatlar örüyorsunuz. Her ayetin önüne bir cam getiriyorsun. Gözünde bilmem ne kadar cam oluşuyor, göremiyorsun hakikati. Bir piramit çiziyorum ben zaman zaman. O piramidi işte altında çeşitli kitaplar, bilimler filan filan diziliyor. En üste Kur'an'ı koyuyorlar. Diyorsun ki ne güzel, bak zirvede Kur'an var, hak ettiği yerde duruyor. Hayır, bu sıralama yanlış. Kur'an öncelikli okunması gereken kitaptır. Bakın tekrar ediyorum, sadece Kur'an okunsun demiyorum. Önce Kur'an okunsun. Kıyamet alametleriyle alakalı ayetler var. Şimdi ben bunların hepsini okumak istiyorum. Bakalım ne diyor Allah-u Teala. Canım bir bakalım, bir eksiklik var mı? Anlamadığımız bir şey var mı? Neresi eksik kaldı da biz bunu nereden tamamlıyoruz? İşte Mahmut Bey'in söylediği gibi Kitab-ı Mukaddes'te benzeri rivayetler var, benzeri cümleler var. Bu Tevrat'tan veya Muharref İncil'den alınmıştır desen kimse itibar etmez. Ama o sözü Arapça söylediğin zaman millet bunu Kur'an zannediyor. Adam yalanı Arapça söylüyor ya. Yalan Arapça olunca doğru mu oluyor bu yani? İfade Arap alfabesiyle yazılınca doğru mu oluyor? Bakın Kur'an bu konuda neler söylemiş. Ayetleri teker teker söyleyeyim. Not alsınlar. Bana değil, Kitabullah'ı açıp ona itibar etsinler. İşte Araf suresinin kapı gibi ayeti. 187. ayet. Bakın ne diyor Rabbimiz. Yani istirham ediyorum, yalvarıyorum yani. Ne olur bir baksınlar şu ayetlere. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا Sana son saatten soruyorlar, ne zaman demir atacak diye. Yani hayat bir gemiye benzetiliyor. Geminin demir atması işte durmasıdır. Yani son saatin demir atması da bu sistemin bitmesi demek. Sana son saatten soruyorlar. Yani kıyametten diyelim. Cevap. Kul de ki sana bunu soranlara, innema ilmuha inde rabbi, vurgulu ifadeler kullanıyor Allah-u Teala. Budur, sakın ha başkasını aramayın demektir. İnnema ilmuha inde rabbi, o son saatin bilgisi sadece Rabbimin katındadır. Bitmedi. La yücelliha li vaktiha illahu, onun onu ortaya çıkartacak olan ondan başkası değildir.
La illa, innema edatları vurgulu ifadelerdir. Onun vaktiyle alakalı başka birinin söyleyebilecek hiçbir şeysi yoktur. Hiçbir bilgi açığa çıkaramaz hiç kimse. Devam ediyor. Sekulet fis semavati vel ardı. O bilgi ya da o hakikat göklere de yere de ağır gelir. La te'tiküm illa bagteten. Kıyamet size aniden gelecektir. Kaç defa bu kelime geçiyor? Bagteten aniden demek. Ya aniden gelecek şeyin alameti olur mu Allah aşkına ya? La te'tiküm illa bagteten. Gene vurgulu ifade. Size ancak ve ancak, sadece ve sadece aniden gelecek. Şu cümleye bakın. Yes'elûneke. Sana soruyorlar. Ke'enneke hafiyyün anha. Sanki sen bunu biliyor musun gibi. Kul. Bunu sana soranlara tekrar söyle. İnnemâ ilmuha indallâhi. O son saatin bilgisi sadece Allah'ın katındadır. Velâkinne ekseren nâsi lâ ya'lemûn. Ama insanların çoğu bilmiyorlar. Peki. Enam suresi 158. ayette kıyametin saatinin böyle bilinebileceği, önceden bir alameti olacağını delil olarak gösteriliyor. Hayır, hayır. Demin okudu mu ayet işte? Bu değil mi o? Tamam işte, demin okudum. Önceden inanma, ama işte hocam şimdi siz öyle yordunuz ayeti. Orada da diyor ki bazı ayetlerinin gelmesini bekliyor. Rabbinin bazı alametleri geldiği alamet gün, değil işte. İşte onu söylüyorum ya, ben de burada. Tercümeyi yaptı mı? Siz dediniz ki asla burada aniden, yani defaten aniden gelecek tabii bir alamet olmaz dediniz. Yok, hayır, ama tabii ben de diyorum ki bu bir delildir diyenler var ve bu kısmını, bu ayetin Rabbinin bazı alametleri geldiği gün önceden inanmış ya da imanından bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. Anladım, anladım. İşte orada alamet kelimesi kullanılmıyor. Ayet kelimesi var, ayet. Yani olayın kendisi, olayın kendisi geldiği zaman vaktinde inanmamışsa şimdiki imanının hiçbir anlamı yoktur. Olay geldi yani. Vaat edilen şey geldi. Kendisi geliyor yani. Önceden alametler, bak daha bitmedi, okuyacağım şimdi tamam ayetleri. Diyor ki, nerede? Sırayla okuyayım da, yani atlamayayım, atlarsam sonra üzülürüm. Taha suresinde, Taha suresinin 15. ayetinde diyor ki Allah-u Teala, İnne sa'ate atiyetun, bu son saat mutlaka gelecektir. Ekâdü uhfîhâ, neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim diyor. O kadar gizli ki, hatta o ayetin şöyle bir manası da var. Neredeyse gizliliğini gidereceğim yani. Yani artık kopacak bu kıyamet yani. Neredeyse kendimden dahi gizleyeceğim dediği şeyi peygamberimizin ya da bir başkasının. Öyle uyanıklar var ki tarih veriyor, dakika veriyor neredeyse. Allah Hazreti Peygamber'in dahi bunu asla ve kat'a bilmediğini söylüyor. Şimdi ileriye doğru öteliyorlar. Tabii tabii, o milletin yaşamayacağı zamanın tarihini veriyorlar. Çok uyanıklar. Yani şöyle 5-10 sene içinde bir tarih vermiyor. Yok, 50 sene, 100 sene sonra diyor. 90 diyor, tutmuyor, 2000'e gönderiyor. Yani öyle gidiyor. Yorumluyor ya, sorun yok. Şimdi bak, Enbiya suresinin ayet numarası 109. Enbiya. Ve yine ediri. Ben bilmiyorum. Ekaribun embaidun ma tuadune. Size vaat edilen yakın mıdır, uzak mıdır bilmiyorum diyor. İn edri bilmiyorum, ma edri demek. Bundan haberim yok. Ne olacağından haberim yok diyor. Devam edeyim. Başka bir ayet. Ahzab suresi. Veya önce Lokman suresini okuyayım. 34. ayet. İnnallâhe indehu ilmus sa'ati. Allah son saatin bilgisi sadece kendi katında olandır. Sadece Allah bilir bu bilgiyi, başkası yok. Vurgulu ifade, devrik ifadeler Arapçada sadece odur, başkası yoktur manası verir. Sonra Ahzab suresinin bir ayeti, 63. ayet. Yes'elüken nâsu anissâ'a. İnsanlar sana son saatten soruyorlar. Kul, bunu soranlara de ki, innemâ ilmuha indallâhi. Onun bilgisi sadece Allah'ın katındadır. Ve mâ yudirîke. Hem sen nereden bileceksin? Leallâ sâ'ate tekûnu karîbâ. Belki de o son saat çok yakındır. Sen nereden bileceksin? Sen kim, onu bilmek kim demektir bu. Bitmedi.
Okuyorum başka bir ayet. Nazihat Suresi. Yani hepsini okumayayım. Öyle acı acı bakıyorsun bu ne zaman bitirecek diye. Nazihat Suresinin son grubu ayeti. Bak kardeşim ya. Şu ayete rağmen insan daha nasıl konuşur bilmiyorum ya. Yes'elûneke, sana soruyorlar. Anis saati eyyâne mursâha. Bu son saat ne zaman demir atacak diye. Cevap. Fîme ente min zikrâha. Sen kim, onu bilmek kim? Ha, şimdi. Bitmedi. Bir daha okuyayım. Bir dakika. Tam şeyi söyleyeceğim. Tam vurucu cümleyi söyleyeceğim en sonunda. Cin suresinin 25. ayeti. 25-27. Tabii. Yani öyle bekliyorlar şimdi. Oradan o bildirir diye. Ya 50 tane ayet okuduk. İşte oraya bu bilinmez. Gaybı kim bilir? Anladım. İstisnalar var mı diyeceğim. Oraya var ya. Bu bir ayeti anlayabilmek için konuyla ilgili her ayeti bilmek lazım. Öyle okudum 20 tane 30 tane ayet okudum. Onları hiç hesaba katmayacak adam. Sanki onlar Allahu Teala dememiş gibi varsayacak. Buradan cımbızlayarak geliyor. Merak etmesinler. Ayetse ben onu okurum. Hiç merak etmesinler. Ama arkasını ve önünü de okurum. Öyle cımbızlayarak değil. Kul. Hatta bir öncesinden okuyayım. Hatta izara ve ma yuaduna. Neyse oraya geçeyim. Kul de ki in edri, bilmiyorum. اَقَرِيبٌ مَا تُعَدُونَ Size vaat edilen yakın mıdır? اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا Yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi belirleyecek? Bilmiyorum. عَالِمُ الْغَيْبِ Gaybı bilen Allah'tır. فَلَا يُزْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا Gaybına hiç kimseyi izhar etmez. Ya da gaybını kimseye açmaz. İlla ancak مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ Razı olduğu elçi grubu hariç. Müstesna. Şimdi demek ki isterse peygamberine bildirebilir tabii, kıyametin bildirebilir saati yani. Bu tabii, diye. Tabii. Bildirebilir de bildirebiliyorsa, bildirdiyse bildirdiğini söyler. Okuduğum bu kadar ayette bildirdi mi? Dedi mi ki şudur sen bunu bilirsin? Bilmiyorum diyor. Sadece ben bilirim diye 40 defa vurgu yapıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Bu Allah'ın açtığı gayb peygamberlerine vahyen bildirdiği bu esaslardır. Her peygamber vahiy almıştır. Alınan o vahiy ona bildirilen bu esaslardır. Yani bizim peygamberimizin bildiği gayb, ona açılan gayb bu kitaptır işte. Bu kitapta da ona son saatin vaktinin bildirilmediği söyleniyor. Bu Hazreti Peygamber gaybı bilir anlamına gelmez. O zaman Neml suresi 65. ayet ne yapacağız? قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Şu kadar ayet varken burada demek ki peygamber biliyor. Hem de buradaki Resul kelimesinin Cebrail olduğunu söyleyen alimler de var. İmam Şevkani'nin Fethül Kadir'ine baksınlar. Oradaki Resul Cebrail'dir diyor. Kaldı ki bu sadece Hazreti Peygamber de değildir. Resul kelimesi nekre yani belirteçe cihatı olmadan gelmiştir. Hey peygambere gayb açılmıştır. Nedir o gayb? Verilen bu bilgiler işte. Vahiyler. Bunlardır gayb. Bunların dışında başka bir gayb yok. Ümmi kitabın açılması işte yani. Evet. Şimdi ben bir ayet daha okuyayım. Ve bu ayeti dinledikten sonra bence daha bir şey yok demesi lazım herkesin yani. Bu varsa mesele yok. Her ayet yetmesi lazım da bu şimdi okuyacağım ayet zaten bitirmesi lazım. Muhammed suresinin 18. ayeti. Muhammed suresi 18. ayet. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Ha, ne zaman nasıl gelecekmiş? Muhakkak ansızın gelmesinden başka bir şey ansızın beklemiyorlar. Ansızın değil mi? Bir daha söylüyorum. Ansızın gelecek şeyin alameti olur mu Allah aşkına ya? Eğer bir şey ansızın geliyor, eğer bir şeyin alameti belirdiyse ona ansızın geldi mi denir. Yani hava bozdu, bulutlar siyahladı, efendim aniden yağmur başladı. Ne anideni be işte zaten belliydi geldi. Bunun alameti varsa o artık aniden değildir. Bir sonraki cümlede diyor ki, فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا Onun bütün alametleri zaten geldi diyor. فَقَدْ جَاءَ قَدْ muhakkaklık manası verir, جَاءَ geldi demektir. Ama öğüt almıyorlar diye de devam ediyor. Ondan sonra diyor ki فَاَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتُمْ زِكِرَاهُمْ Yani o olay
son saat meydan onların başına geldiğinde onların öğüt almasının ne yararı var ki yani? Zaten öğüt alacak bir şey yok. Vaktinde iman etmediyse son andaki iman Firavun örneğinde olduğu gibi bir işe yaramıyor. Boğulurken hikayesi anlatılan iki şahıs vardır Kur'an-ı Kerim'de. Biri Firavun, biri Hazreti Yunus. Hazreti Yunus da denizin balığına balıktaydı yani. Firavun önceden iman etmiş olmadığı için boğulmaktan kurtulamadı, boğuldu gitti. Hazreti Yunus için diyor ki Saffat suresinde Allahu Teala: "Felevla ennehu kana minel musabbihin lelebise fi batnihi ila yevmi yub'asun." Eğer daha önceden tesbih edenlerden olmasaydı o da milletin diriltileceği güne kadar o balığın karnında yok kalıp gidecekti yani. Önceden bir hak edişiniz olacak ki son andaki kurtulacak mısınız, kurtulmayacak mısınız belirleyici olan odur. Dolayısıyla burada da kıyamet yani son saat, hani alamet diyor ya, güneş batıdan doğacak, doğudan batacak. Bu alamet değil ya, bu kıyametin kendisi zaten. O böyle hepsi ne kadar sürede olacak, bunu biliyor muyum? Bu aniden. O diyor ki kelemhil basari. Gözün açıp böyle gözün açıp kapayıncaya kadar. Aniden yani. Hat şey diyor ki Yasin'de bilirsiniz. Fela istati'une tavsiyeten ve la ila ehlihim yarci'un. Birbirlerine hiçbir şey tavsiye etmeye güçleri yetemeyecek. Evlerine gerisin geri dönemeyecekler. Hazreti Peygamber o ayetin tefsiri bağlamında bir rivayette buyuruyor ki sergisini açan adam sergisini toplayamayacak. Suyu içmek üzere bardağı ağzına götüren adam suyu içemeyecek. Hac suresinin ikinci ayetinde buyuruyor ki her hamile dişi hamilesi olduğu canlıyı düşürecek. Çocuğunu yavrusunu emziren anneler insan ve diğer hayvanların işte anne olanları yavrusunu emzirirken ondan vazgeçecek. Bu o kadar korkunç ve o kadar ani. Bitiyor. Bir şey yok. Ondan sonrası diye bir şey yok. O zaten kendisi kıyametin kendisi. O arada başka bir zaman yok. Peygamberimiz işte bu kıyametle alakalı bu ayetleri okuyunca sahabiler tedirgin oluyorlar. Yani ikide bir soruyorlar. Ya Resulallah ne zaman kopacak, ne zaman kopacak? Peygamberimizin cevabı gayet net. Ne hazırladın kıyamete, ona bak. Ne hazırladığına bakmayan adam ne zaman kopacak, alameti nedir, şu nedir, bu nedir diye bunun üzerinden yapmayın diyor. Hatta bir hadisinde diyor ki ene ve sa'ah kehateyni, ben ve son saat iki parmağını yan yana getiriyor. Şöyle yan yanayız, her an kopabilir diyor. Bundan sonra kıyametin ansızın kopması var. Başka yok, alametlerin hepsi geldi. Hazreti Muhammed'in gelmiş olması, ondan önce Hazreti İsa'nın gelmiş olması ve son vahyin insanlıkla buluşturulması olması en az üç alamet olarak geldi, gelecek. Peki değil, mesela geldi. Bunların alamet olduğunu nereden biliyoruz? Bunlar alamettir diye Kur'an'da yazıyor mu? Bunlar alamettir demiyor. Ama mesela Kur'an'dan bakıyoruz ya baştan beri yazmayınca biz, kabul etmiyoruz. Hayır. Yani şeyi değil. Zuhruf suresinin işte 61. ayetinde bilgidir diyor. Kıyametle ilgili bilgi veren şeyler geldi işte diyor. Geldi. O zamana kadar ne geldiye bakarsın. Ne geldiyse bakıyorum işte Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Eğer bir peygamberin gelmesi üzerinden konuşuyorsa Efendimiz geldi. Ondan önce Hazreti İsa geldi. Mesaj üzerinden bakıyorsak vahiy geldi. Eşraat kelimesi çoğul geldiği için en az 3 tane bir şey söylemek lazım. Bunu söylüyoruz. İçini doldurmak zorunda da değiliz. O geldi, bu geldi demek zorunda da değiliz. Geldi, bitti diyor. Başka bir şey demeye gerek yok ki. Bundan sonra aniden onları yakalaması var. Başka da hiçbir şey yok diyor. Şimdi mesele böyleyse, bir adam Mehdi bekler mi? Bir adam Mesih bekler mi? Bir adam kıyametin orta alameti, küçük alameti, büyük alameti diye sıralayıp da ona göre kıyameti öteleme ihtiyacı hisseder mi? Ya da yakın olma gibi bir tarih belirleyebilir peki mi? Peki hocam bunlar mesela nereden çıktı? Mesela Mehdi'nin özellikleri hadis. O açık alınlı, ince burunlu, yüzü yıldız gibi parlayan, iri gözlü, seyrek ve parlak dişli birisidir. Ya Hazreti Peygamber'in Tevrat'ta, Hazreti Peygamber'in İncil'de kendisinin nitelikleri üzerinde
Araf suresinde 157. ayette anlatıyor. Peygamberimizin Tevrat'ta nasıl yer aldığını anlatıyor. Böyle uzun bir ayet. Ne başından, gözünden, kulağından bir şey söz etmiyor. Misyonundan söz ediyor. Peygamberinin haberini verirken Kur'an'da misyonundan söz ediyor da Mehdi'nin haberini verirken yani nüfus kağıdını mı söylemeye ihtiyacı var yani? Neyin nesi bu yani? Ondan sonra da herkes ona göre vücudunu şekillendiriyor. Ya onlar işte o şeylerden yok. Ama işte gruplardan. Hocam mesela işte burada devam ediyor fiziksel özellikleri. Gelsin. 40 sene hüküm sürecek diyor. Olur. Dünyanın yıkılmasına bir gün kalsa bile Cenab-ı Hak o günü uzatır. Ehl-i Beytim'den ismi ismime, babasının ismi babamın ismine uygun birini gönderir. Ya ne kadar güzel gördüm. Allah sözünden dönmez ne olacak peki? Bir gün daha uzatıyor. Kim dedi? Hangi ayetler güme gidiyor onu söylemekle? Ne uzatması? Yusuf suresinde bir de diyorlar ki herkesi hidayete erdirecek. Yok canım. Hazreti Muhammed'in yapamadığını o yapıyor öyle mi? Yusuf suresi 103. ayete kim nasıl cevap verecek? Ve ma yu'minu ekseruhum bi şey ve ma ekserun nasi ve lev harasta bi mu'minin. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş insanların çoğu iman etmeyecek diyor Allahu Teala. Her peygamberin maksimum başarı oranı %49'dur. %51 daima inanmayanlar lehindedir yani oran olarak. Bizimki diyor ki gelecek herkes hepsini düzelecek. Alacak. Hazreti Muhammed yapsaydı bunu bu madem bir payedir. Yapamadı zaten ya. O yapamadı başkası düzeltiyor. Peki Hazreti Muhammed'e başarısız demek gibi bir ihtimalin kapısı aralanmıyor mu böylece yani? Alameti olmayan şeyin beklentisine girmenin bir alemi yok. Her an ölebilir insanoğlu. Bitti. Kıyameti beklemeye de gerek yok. Senin ecelin geldiğinde senin kıyametin koptu zaten. Şimdi Deccal'in özelliklerini de saymak istiyorum. Say. Onları kitap mukaddesi de var. Cansu Hanım anlattı. İşte onu soracağım. Bu tanımlamaları ne şekilde görüyoruz diğer kutsal metinlerde demek istiyorum. Mesela o esnada Deccal mevcuttur. Evet. Deccal İslam dünyasında çok büyük tahribat yapmıştır. Evet. Mekke, Medine dışında giremediği hiçbir yer kalmamış. Çok hızlı hareket eden, doğaüstü güçlere sahip olan bir varlık. Deccal ölüyü diriltecek. Şahveze yani göz boyamayla birlikte bunları yapacak. Onların elinde de bir takım böyle olağanüstülükler meydana gelecek. Onların küfrünü arttırmak için yapacak inanmayanların. Sonrasında Deccal ölüleri diriltecek ama dirilttiği ölü sen Deccalsin diyecek. Bir gözü de kör olacak. Hmm. Alnında kefere yani kafir yazacak. Size cenneti ve cehennemi vaat edecek. Ama vaat ettiği cennet cehennemdir. Vaat ettiği cehennemse cennettir buyuruyormuş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle de devam ediyor. Mehmet Hoca çok rahatsız oldu. Tamamlayamayacağım bu özellikleri. Bu metinlere, bu tasvirlere, diğer kutsal metinlerde rastlıyor muyuz hocam? Şimdi hani diyoruz ya diğer dinlerden, diğer kesinlikle. Kültürlerden girdi. Dini kültürlerden. Şimdi bakın. Din yerine benim kullandığım iki tane kavram var. Bunlardan biri iman, biri bilimsel gelenek kavramı. Bir Kanadalı dinle tarihçinden ödünç olarak bunları aldım ben. Burada iman tüm toplumlara Allah'ın gönderdiği öz vahyi ifade ediyor. Ki biz bunu İslami terminolojide Allah'ın Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber dahil tüm peygamberlere verdiği tevhid mesajı olarak ifade ediyoruz. Birikimsel gelenek ise her toplumun bu öz vahye verdikleri yanıtların tarihsel süreçteki toplamı oluyor. Yani diyelim ki Yahudilik dediğimiz şey Hazreti Musa'ya ve diğer İsrailoğulları peygamberlerine gelen mesaja İsrailoğulların tarihsel süreçte verdikleri yanıtların toplamıdır. Konuşmam bir yerinde şunu ifade etmiştim. Tevrat, Hazreti Musa'ya verilen kitap değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Hazreti Musa'ya kitabı verdik der. O kitap da mesaj demektir. Tevrat ise Hazreti Musa'ya ve diğer Yahudi peygamberlerine verilen ve 1000 yıllık sürede oluşan kitabın adıdır. 1000 yıl. Yani dolayısıyla biz Tevrat'ı okuduğumuz zaman aynı zamanda buradan İsrailoğullarının Tanrı Yahve'yle ilişkilerini öğreniyoruz. Kutsal bir tarih kitabıdır. Dolayısıyla bütün o yaşanmışlıkları, onun için birikimsel gelenek ifade çok önemli. Yani toplumun o dine ait olduğunu iddia eden insanların beklentileri, yaşanmışlıkları, onlara umut verecek bütün o ifadeleri içeren ifadelerdir.
Dolayısıyla bu bütün dini geleneklerde vardır. Çünkü bütün dini geleneklerde toplumun iniş çıkışları vardır. Üzüntülü oldukları, üzüntülü olmadıkları zamanlar vardır. İşgal altında oldukları zamanlar vardır. Savaşlar vardır, çatışmalar vardır, fitneler vardır, fesatlar vardır. İşte bunlardan baş etmenin yolu kurgular üretmektir. Yani mitoloji diyoruz biz buna. Ama bunları üretenler bunların doğru olduğuna inanıyordu. Çünkü anlayamadıkları olayları anlamlandırmak için bir takım olayları, kurgular ortaya çıkarmak zorunluluğu vardı bu insanlarda. Ve o çıkardıkları ürünler de işte bunlardır. Şimdi bir de şöyle bir şey var hocam. Bunu belki Mehmet Hoca da cevaplamak isteyebilir. Sizin de fikrinizi istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki Cansu anlattı. Cansu'dan geliyor bu rivayet. Şimdi ben mesela namazın benim verdiğim rivayette ben namazın nasıl kılınacağıyla ilgili detayları veririm. Birçok doğru şey var. Tabii. Bir de o isme isnat edilmiş başka bir rivayet var. Mesela gerçek değil. O zaman karşıya şu çıkıyor. Şu soruyla karşılaşıyoruz ya da savunma bu oluyor. Diyor ki namazın kılınışını aktaran da o. O zaman onun söyledikleri doğru. Bunu mu yanlış söyledi? Aslında hoca bunu söyledi. Yalan söyledi? Ama hoca söyledi onu başta. Yani burada bir ölçüt var dedi. Bu ölçüde vurduğunuz zaman o ölçütte namazla ilgili rivayet ona uyuyorsa burada bir sıkıntı yok. Uymuyorsa orada bir sıkıntı var. Yani gelen kişi, hangi kişi olduğu bizim için önemli değil. Onun içerisindeki muhteva önemlidir. Ne getirdiği önemlidir. Kimin getirdiği değil. Olaya o noktadan bakmak lazım. Zaten uzun uzun bunu ifade etti zaten metodolojik kısmında. O kitap bunu onaylıyorsa, zaten bakın Kur'an-ı Kerim diğer kitaplarla ilgili de aynı şeyi söylemiyor bu. Diğer önceki vahiylerle ilgili tasdik edici ve açıklayıcı ifadesini kullanıyor. Yani tasdik ettiği nedir? Kur'an-ı Kerim'le paralellik arz eden, örtüşen, Kur'an'ın temel misyonuna uyanları tasdik ediyor, uymayanları da açıklıyor. Bu rivayetlerle ilgili de böyledir. Uyanlar peygamberin hadisi olurlar, uymayanlar da rivayet hükmünde kalırlar. Onun için getirene çok fazla bakmamak lazım diye düşünüyorum bunu o kadar. Buyurun hocam, sizin burada ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Tabii olmaz mı? Yani şimdi tekrar sormuş olman benim için önemli. Çünkü bu meselenin şimdi tabii, sosyal medyaya ediyor, da çok tabii, fazla göz ediyor. O zaman işte... Şimdi demek ki adam dinlemiyor bak. Tabii. Yani... 3 saattir konuşuyoruz. Emin ol dinlemiyor yani. Başından beri dinlese bunu sormayacak. Diyoruz ki sorun sözün Hazreti Peygamber'in olduğu tespit edildikten sonra böyle bir sorun yok. Hiçbir Müslümanın bir söz Hazreti Peygamber'e aittir kabul edildikten sonra o söze hiç kimse boyun kıvıramaz. Öyle bir şey yok. Sorun o sözün Hazreti Peygamber'e ait olup olmadığındadır. Sorun bu. Peygamberimizin namazı açıklayan yani şeklini, formatını gösteren uygulamalarının Kur'an'a aykırı bir tarafı yok ki. O rivayetlerde bir sıkıntı yok ki. O rivayetler hiçbir ayetle zıt değil ki. Ama öbürü okuduğumuz öbür rivayetler bir sürü ayetle taban tabana zıt. Bu söz Hazreti Peygamber'in olamaz diyoruz. Vatandaş diyor ki filanca kitapta yazıyorsa mesele yok. Hayır, bizim böyle bir ölçümüz yok işte. Hangi kitapta yazdığına bakmıyoruz. Bu kitaba uygun mudur, aykırı mıdır? Biz oraya bakıyoruz. Bunun için tabii Cansu Hanım, çok vazgeçilmez bir şey var. Çok vazgeçilmez ama. Buna karar verebilmek için şu kitabı adam gibi bilmek lazım. Bu kitabı bilmek lazım. Hocam bu kitap... şimdi tamam yani her inanıyoruz, iman ediyoruz. Tabii ki o kitabı okuyacağız ama. Bakıyorum diyorum ki hocam işte bu ayet-i kerimenin meali bu diyorum. Yanlış veriyor. Yanlış verdi. Ben evet. Şimdi ne yapacağım? Tamam doğrusu olacağız. Ondan okursam nasıl? Doğrusu bir tane başka bir meali daha okuyacağız. Bir tane yok ki bir şey var. Karşılaştırmak lazım. Tabii. Şimdi. Yani. Hepsinin bir değeri var. Yani benim meal okumada tavsiye ettiğim metot var. Ben şimdi Arapça bilmiyorum. Ben nasıl anlayacağım? Yükseltti. Ha burada yükseltti diye çevirmişler ama bu yücelttidir deyip hadi buna öbüründen de bakayım. Nasıl anlayacağım ben? Şimdi zaten. Ya temel prensiplere baktığınız zaman bir konunun temel öğretilerini size veren ayetlerde öyle tercümelerde büyük dertler olmaz. Yani kıyamet alametleriyle alakalı okuduğum ayetlerin hiçbir tanesine hiçbir meal yazarı başka bir tercüme yapmaz. Bu çok kesin. Şimdi o konular öyle kesin haliyle ortada dururken o genel bilgiye aykırı olabilecek bir mealle karşılaştığınız zaman soracaksınız. Diyeceksin ki ya demin sorduğunuz gibi
Yani öyle ayetler var ama peki bu ne oluyor? Orada meseleyi kaynağından doğrulatma ihtiyacımız var yani. Yani bir insan doktora gittiği zaman bir doktor A teşhisinde bulunuyor, öbürü B teşhisinde bulunuyor. Ama insanın daha dikkat ettiği, daha önlemi keskin olan, daha ciddi bakan, daha ciddi önerilerde bulunana itibar ediyor. Burada da böyle mesele. Yani genel bir Kur'an kültürü, genel bir Kur'an bilgisine bir insan sahip ise o hangi ayetin, hangi ayetle nasıl tefsir edildiğini anlar. Ya da hangi rivayetin aslında Kur'an'a aykırı olduğunu çözümleyebilir. Hani bu epey bir emek sarf etmeyi gerektiriyor tabii ki. Önüne bir meal alarak, hani bana göre bu meal doğrudur, öbürüne göre yanlıştır deyip de ahkam kesme yeri değil. Kitap hakkında konuşabilmek için Arapçanın kelime bilgisini de, gramer bilgisini de, edebiyat bilgisini de belli bir dereceye kadar bilmek lazım. Meal yazarları birden çok. Karşılaştırmalı okumak lazım. Başka bir şey söyleyeni dinlemek lazım. Bir bakalım o ne diyor. Bir peygamberlik kurumu hakkında Kur'an ne diyor? Peygamberlerin görevleri nelerdir? Özellikleri nelerdir? O noktada genel bir Kur'an perspektifiyle meseleye baktığınız zaman o genel bakışı zedeleyici unsurların nerelerde başladığını, nerelerde bittiğini anlarsınız. Onun için diyorum ki doğru bir Kur'an bilgisine ihtiyaç var. Şimdi insanlar doğru ve yeterli bir Kur'an bilgisine sahip olmak yerine Kur'an'ı bizden önce filancalar da muhtemelen anlamıştır. Onlar daha iyi anlamıştır. Onlar bir şey dediyse benim için o yeterlidir. Onlar senden daha iyi biliyordu filan gibi. Sen biliyorsun da o bilmiyor muydu gibi böyle garip mukayeseler yapıyorlar. Bizim kimseyle yarıştığımız yok. Biz hakikatin izini sürmeye gayret ediyoruz. Ben tersinden soru sormak isterim o zaman. Eğer peygamber gaybı biliyorsa... Bu ne demek biliyor musun? Onların derdi peygamberimizin gaybı bilip bilmemesiyle, kıyametin vaktini bilip bilmemesiyle çok problemleri yok onların aslında. Onlar peygamberimiz üzerinden o biliyor olacak ki onun efendisi de biliyor olsun. Onu oradan sevdiği kullara da bildirebilir. Ondan sonra geliyor işte. Ondan sonra bilmeyen kalmıyor. Herkes biliyor. Ondan sonra geriye işte tarih vermek kalıyor. Yok kardeşim öyle değil işte. Hazreti Peygamber Ahkaf suresinin 9. ayeti gayet açık. Diyor ki Allahu Teala peygamberimize dedirtiyor ki ve ma edri ma yufalu bi ve la biküm. Ben bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. Hazreti Fatıma'ya diyor ki işleri nefseki min Allahi Teala. Nefsini Allah'tan satın almana bak. Fe inni la ugni anki min Allahi şey'a. Yarın mahşer sabahı seninle ilgili hiçbir şeyi senden gideremem. Kendi işine bak, babana güvenme diyor. Beri taraftan adam öyle bir konu anlatıyor ki ne o ayetlere uyuyor ne beriki rivayetlere uyuyor. Hiçbir şeye uymuyor. Yani bir açık kapı irdeleyip bir kapı aralıyor. Oradan kendilerine gelebilecek bir takım yollar çiziyorlar. Peki, yani. İnsan mümkün diye, ay hocam sizin lafınızı böldüm ama mümkün değil yani rüyasında hiç mi peygamber göremez? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gördüğünün peygamber olduğuna nasıl karar verecek? Gördüğümüz peygamberdi diyebilmek için Efendimiz'i sağlığında görmüş olması lazım. Her gören başka birine benziyordu diyor. Ne yapacağız? Herkes işine gelene benzetiyor. Rüyamda gördüm tam tıpatıp şuna benziyordu diyor. Biri öbürü de diyor ki tam şu tıp atıp buna benziyor. Değişiyor mu bu yani peygamberimizin sureti? Görülür veya görünmez. Ben meselenin orasında değilim. Adam rüyamda gördüm diyorsa bunu ispatlama şansı var mı? Yok. Ya yalan diyorsa ne olacak? Niye inanayım ben böyle spekülatif bir şeye niye inanayım? Hayır, onun üzerinden neden bilgi inşa ediyor? Bilgi mi veriyor peki? Ama tweet yok. Atın demez mesela o, yani. He? Tweet atın demeyeceğini ya, biliyorum. Tamam yani. Tweet atın demeyeceğini oradan kabul ediyoruz. Buradan bir darbe yediğimiz için bu yanlıştır diyoruz ama başka şeyler söyletiyorlar peygamberimize. Söyleyeceklerini o da gördü, söyledi zaten yani. Şöyle dedi, böyle dedi, oradaydı, buradaydı, şuradaydı diye diyenin haddi hesabı yok. Ne olacak yani? Birinin tehlikeli olduğunu görünce hani ona karşı duruyoruz da öbürü de tehlike arz edebilir. Niye biz inancımızı kitaplaştırmıyoruz? Neden Kur'an
Hazreti Peygamber'in rüyada görüleceğine dair bir şey söylemiyor. Görenin Peygamberimizi gördüğüne dair elimizde bir vesika yok. İnsan öyle güzel bir rüya görebilir. Canıma minnet. Keşke ben de görsem, görebilsem. Ama ben şöyle bir söz söylüyorum. Hazreti Muhammed'i rüyasında görmek isteyenler Kur'an'ı dünyasında yaşayacaklar. Kur'an'ı dünyasında yaşamayan adamın rüyasında Hazreti Peygamber görmesi hayaldir. Bizim Peygamberimizi rüyamızda görmek gibi bir görevimiz yok. Bu ne İslam'ın şartlarındadır, ne imanın şartlarındadır, ne öyle ne böyle. Ebu Cehil de görüyordu Hazreti Peygamber'i. Ne yapalım yani şimdi? Onun misyonuna sahip çıkmak lazım. Mühim olan bu. Onu çağa taşımak lazım. Onun kitabını anlamak ve onun kitabıyla hayatı buluşturmak mecburiyetindeyiz. Değilse işte böyle lahuti bir takım ilişkilerle ispat edilemeyen, deneye konu edinilemeyen, bir başkası tarafından da müşahedesi söz konusu olamayan bir takım konular, bir takım iddialar ortaya atılıyor. İşte yaşadığımız son felaket bunun en bariz örneğidir. Neye inanıyor vatandaş? Mehdiliğe inanıyor. Neye inanıyor? Mesihiyete inanıyor. Neye inanıyor? Kıyamet alametlerine inanıyor. Daha neye inanıyor? Kurtarıcı adamlara inanıyor. Daha cihadın adam öldürmek olduğuna inanıyor adam ya. Bu adamın cihatla Kur'an'ı buluşturmak gibi bir derdi olmamış hiç. Kur'an'a göre cihat adam kazanmakken beri taraftaki adam öldürmeyi cihat zannediyor. Mürted öldürülür diyor. Kur'an mürtedin öldürüleceğine dair hiçbir şey söylemiyor. Biz bu kavramları hiçbir Kur'anlaştırma ihtiyacı hissetmeyeceğiz. Kur'an'ı neden bu kadar sessizliğe mahkum ediyoruz? Allah'ın kitabı adına konuşuyoruz da neden Allah'ın kitabından konuşmuyoruz? Niye bu kadar önemli meselelerde referansımız Kur'an olsun demiyoruz? Kıyıda bucakta kalmış bir şeyi esas alıyoruz. Allah'ın kitabını mezarlarda ölülere okumayla görevimizin bittiğini sanıyoruz. Yok, bu ümmetin kurtuluşu Kur'an'ı okumasında, anlamasında ve yaşamasındadır. Peygamberi sünnet hayatına Kur'an'ı taşımayla ancak elde edilebilir. Gerisi kim ne ben istiyorsa hocam, öyle gitsin. Sizden de son cümlelerinizi alayım. Süremi doldurdum çünkü. Şu, şimdi o olaylardan bahsettin işte. Bakın, İslam dedi ki Yahudi ve Hristiyanların olduğu bir coğrafyada yayıldı. Hı hı. Yani dolayısıyla burada Müslüman olan insanlar vardı. Bu insanlar Müslüman olurken kafalarına format atıp gelmediler. Sıfırlayıp gelmediler. Sahip oldukları bilgi birikimlerini de İslam'a getirdiler. Onun için biraz olaylara bu noktadan bakmak lazım. Meallerle ilgili şunu söyleyeceğim. Bakın, bir yüzlerce meal olabilir. Olmalıdır da hepsinin bir zenginliği vardır. Ama bizim tek en önemli sıkıntımız şu. Biz kitabı okurken mutlaklaştırıyoruz. Bakın, kendi görüşlerimizi mutlaklaştırıp din yapıyoruz. Bizim dışımızda ifade edilenleri din dışı kabul ediyoruz. Bizim aslında en büyük problemlerimizden biri bu. Hakikat tekelciliği yapmak en büyük problemimiz bizim. Çünkü herkes kendi yaptığı yorumunu, muhtemelen Mehmet Hoca da aynı şeyi yapıyordur. Kendi sahip olduğu dünya görüşü ve birikimi üzerinden söyletmeye çalışıyor. Çünkü bunlar hepsi Allah'a söylettiğimiz şeylerdir. Çünkü o meali biz veriyoruz ona. O anlamı biz veriyoruz ona. Ama en doğrusunu nasıl yakalayacaksınız? Hepsine bakacaksınız. Hangisi kafanıza yatıyorsa veya cross check yapacaksınız. Karşılaştırmalı okuyacaksınız. Ve buradan doğru yolu bulacaksınız. Onun için benim bir tane mealim var. Bu meali sadece okurum. Bununla doğruya ulaşırım şeklinde buna ulaşmak çok mümkün değildir. Onun için ne olur? Kimse hakikat tekelciliği yapmasın. Biz de burada hakikat tekelciliği yapmayalım. Ama başkaları da hakikat tekelciliği yapmasın. Herkes anladığını ifade etsin. Doğru yolun ne olduğunu ifade etmeye çalışsın. İnsanlar alırlar ve kendilerine göre bunu ifade ederler. Son bir şey ifade edeyim, eğer vakit varsa. Çok kısa alayım hocam. Şimdi Mehdi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önemli bir açıklaması var aslında. Başkanın geçenlerde bir açıklaması oldu biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de bunun yerini olmadığını ifade etti. Bu FETÖ olayından sonra 3-4 Ekim'de Din Şurası düzenlendi. Orada bir ifadeden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı biraz zan altında bulunduruldu. İşte FETÖ hareketi sahte bir Mesih hareketidir ifadesi vardı. Dolayısıyla sahtesi varsa hakikisi de olur anlamında bir ifade kullanıldı. Ama hemen o paragrafın altında, orayı okumam lazım çünkü onların da hakkını teslim etmemiz lazım. Diyor ki, tarih boyunca toplumun güvenliğini tehdit eden Mehdi'ci, Mesih'ci, hurufi batini karakter arz eden pek çok fitne ve fesat hareketi ortaya çıkmıştır. Sır, gizem, adanmışlık, karizmatik kişilik gösterisi ve takiyecilik, çift şahsiyetlilik bu hareketlerin en bariz özelliği olmuştur. Modern zamanlarda ise bu hareketler
uluslararası siyasal mühendisliklerin güdümünde İslam toplumlarının parçalanması ve sömürülmesinin birer aracı olarak kullanılmışlardır. Aslında burada bu hareketlerin sahte olduğunu şeklinde bunu anlayabiliriz. Onun için yani Gençler Başkanlığı burada bu sahtedir FETÖ hareketi ama bunun sahte olmayanı da vardır şeklinde bir şey söylemiyor. Bunu bu şekilde algılamayalım. Gerçekten o şurada gerçekten önemli kararlar alındı. Mesela burada başka bir şey söyleyeyim. Hiç kimsenin masum ve tartışılmaz olmadığını söyledi. Hocam çok... Bunu söylediği için de buna bu nokta üzerinden tamam. Gidelim ve bunu da doğrultmuş olalım. Peki süremizi de doldurduk. Çok teşekkür ederim Profesör Doktor Mahmut Aydın. Çok teşekkür ederim Profesör Doktor Mehmet Okuyan. Biz teşekkür ederiz. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden iki değerli isimle birlikteydik bu gece Ötek Gündem'de. Kıyamet alametlerinden Mehdi ve Mesih inancını konuştuk. Kıyamet alametleri var mı yok mu bunları tartıştık bu gece programda. Salı günü bir başka Ötek Gündem'de tekrar birlikte olacağız. Salı günü saat 23'te Ötek Gündem konumuzsa ortada olacak. Şimdilik hoşça kalın. Mutlu hafta sonları diliyorum. Kur'an ayetleri mutlaka bir olaya göre mi indirildi? Dünya korkunç bir bomb sarmalı içine sokuldu. Bu akıllı karşı karşıyasınız. Bu insanlar bir mesaj. Çocuğumu da elinden tutayım da götüreyim camiye. Bütün İslam coğrafyası kontrol altına almak amaçlanıyor mu? Melekler burayı tavaf eder. Ayetler inerler.